Efendim tarihi bir günde, tarihi bir mekanda, tarihi bir yayındayız. Halk TV'desiniz. İsmail ile yeni bir sabahta. Ve tabii siyasi tarihe yazıldı onu ifade edeyim. Biz buraya 4-5 Kasım kurultayından hemen sonra gelmiştik ve CHP genel başkanı seçilmişti Sayın Özgür Özel. O günden bugüne 5 ay geçti. Biz tahmin ediyorduk ama bu kadarını değil onu söyleyeyim. ...hani seçimden nasıl bir sonuç çıkacağını... 3 aşağı beş yukarı öngördük ama... ...bu kadarını bilmiyorum bekleyen var mıydı... ...acaba kendisi bekliyor muydu... ...CHP Genel Başkanı Özgür Özel... ...seçimi kazanan lider olarak yayınımızda... ...hoş geldiniz... ...hoş bulduk Nasılsın? teşekkür ederim siz nasılsınız... ...nasıl hissediyorsunuz... ...gayet iyi... ...gayet... ...iyi mi... ...evet evet... ...yani siyasi tarihe yazıldı... ...yani... E, ...tabii böyle bir başarıyı bekliyorduk... ...sizinle de siz... ...canlı evet. yayında dahi söylediniz... ...sonrasında da şey yaptık ama tabii beklemediğimiz bir il, ilçe kazanmadık belki ama oransal olarak bu kadar açık farklar bizim açımızdan da hani memnuniyetimizi çok büyük bir mutluluğa dönüştürdü. Büyük bir başarı oldu. 1977'den sonra e, ilk kez partimiz birinci parti oldu. Kurultay konuşmasında ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin 70'lerde hem dünyada esen rüzgarları hem Türkiye gerçeklerini doğru okuduğunu, doğru konumlandığını, özgüvenli bir siyaset yaptığını ve 1970'li yıllarda girdiği iki yerel, iki genel seçimden birinci parti çıktığını söyledim. Bunu söylerken de içimden şöyle bir şey geçmişti. Biraz zaman olsaydı biz de ilk yerelden de birinci çıkardık. Şimdi biraz zor hissiyatındaydım. Sonra geldik çalışmaya başladık. Böyle aday belirleme süreçleri falan tamamlanıp sahaya çıkınca e, böyle birinci parti olma umudu içime doğdu. Yani her yerde şunu söylemeye başladılar. Ya bu meydanı Tayyip Bey geldi yarıya kadar dolduramadı. İşte filanca lider geldi. Önce sahneyi kurdular sonra söktüler. Kapalı toplantıya çevirdiler. Bizim gittiğimiz her yerde olup taşmaya başladı. İlk MYK'da Gökhan Zeybe'ye, yerel yönetimlerden sonra genel başkan yardımcımız, e, tahminini sordum. O iyi hesap kitap yapar. %32-33 dedi. Dedim 33 ile birinci parti olunursa oluruz dedim. Dedi ki AK Parti'nin durumuna katılım oranına bağlı. Her seferinde sorduk. Bizim basın danışmanımız Meriç kurultay sonucunu tam tahmin edince ona e, yerel seçimlerle ilgili sürekli soruyordum. O da 32 ve üstü diyordu. E, sonda da sordum. Meriç yine dedi 32'nin altına düşmeyiz efendim diye. Biz 32-33 ile Belki küçük farklı ikinci parti ama olursa tadından yenmez birinci parti diyorduk ama 38. Büyük Şimdi kişi. benim yayınlarıma da yansıdı. Hem Gökhan Zeybek hem de danışmanınız Meriç Bey bildi. Onu ifade evet. edeyim. Şimdi efendim ben size bugün çok soru soracağım gazeteci arkadaşlarımızdan gelen sorular da var. Şimdi dün sözcüde bir haber vardı böyle kocaman kara rahmeti Ecevit değil. <laughs> ve sizin ikinci bu... kara olan yazmıştı. Evet çarpıcı bir başlık ve benzetmeydi. Bugün de sizin ...işte eczacı kimliğiniz... ...hatta ben bu yayın için hazırlanırken... ...sizin yakın arkadaşlarınızdan, yakın kurmaylarınızdan... ...Buranettin Bulut'la da konuştum... Hı hı. ...o bu başarının tesadüfi olmadığını... ...sizin ta geçmişten itibaren... ...nasıl bir yönetim modeli sergilediğinizi... ...Eczacılar Birliği'nden getirerek de anlattı... ...bunu soracağım bir... ...ama biraz sonra şunu soracağım... ...yeni CHP... ...yeni siyaset, yeni muhalefet tarzında... Hı hı. ...siz dün yayında altını çizdiğim gibi... Hemen bir açıklama yaptınız ve hemen 3 arkadaşınızı bölgeye gönderdiniz. Bunu konuşmak istiyorum. Son derece önemli buluyorum gündemi. Sonra dün rahmetli valinin Abi. oğlunu aramıştınız. MHP'nin Tokat'ta belediye başkanı kazandı. Ben de aradım dün kendisini. Tebrik ettim. Önemli bir durumdur. Çok... Ama aynı zamanda şunu da sizle konuşmak istiyorum. 29 Abi. can gitti Sayın Genel Başkan ve ihmaller zinciri konuşulmuyor Türkiye'de maalesef. Bunları maalesef. konuşacağım ama değerli izleyenler CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçimlere sadece iki gün kala İsmail Küçükkaya'yla demokrasi meydanına katıldığında aslında nereleri kazanacağını anlatmıştı. Balıkesir, Manisa ve Denizli'nin dördünü de alsak şaşırmam. Hı. Balıkesir'i kazanacağız. Manisa'da Ferdi Zeyrek çok önemli bir başarı elde edecek. Giresun'u kazanacağız. Afyon ve Uşak'ı yan yana kazanacağız. Kıyı şeridinde, düşünsenize İzmir'in yanında Manisa, Uşak, Afyon olacak. Kütahya yanında çok büyük bir sürpriz potansiyeli var. Adıyaman'da, Adıyaman'ın zorla adaylaştırdığı bir adayımız tuttere. var Abdurrahman Tuttere. Yani oraya kimi yolladıysak, özellikle 6 Şubat o yaz gecesinden 10 milletvekili arkadaşımız görevliydi. Geldiler. İkişerli üçerli tek başına Abdurrahman'a aday yapalım. Teyzeler ağlarken Abdurrahman'a sarılıp Kürt ağıt yakıyorlar. Ne dedi deyince sen ol sen ol başka kimse yok sen ol diyorlar dedi. Ve biz onun üzerine yani Adıyaman'da ankete mankete bakmadan yaptık. Eskişehir'i Eskişehir kazanıyoruz. Şimdi tam Özgür Özel başlarken aslında Bursa diyordu ki Bursa'yı kazanacaklarını en baştan itibaren ifade ediyordu. Söylediklerinizin tamamını kazandınız. Hatta fazlası da var. Bugünkü etiketimiz şu Sayın Genel Başkan. Nasıl kazanılır? Siz nasıl kazandınız? Yani birçok doğruyu birlikte yapıp bazı yanlışlardan uzak durarak en temelini söyleyeyim. inandığım en özünde söyleyeceğimi söyleyeyim. Bugün dün MYK'ya anlattım. Devletle millet yarışırsa millet kazanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti olmanın gereği devleti kurmuşuz ya. Bu çok gurur verici bir şey. Övünüyoruz, övünmeye de hakkımız var. Ama kurucu irade refleksi bazen CHP'nin gündelik yöneticilerini geçmişteki kurucu irade refleksiyle hep devletin tarafında olmayı diyor. Hı. Devletin tarafında olduğunuzda milletin tarafında bazen olamıyorsunuz. Bizde şöyle bir gerçek var. Bu ülkede insanlar devleti severler. On devletin emriyle askere giderler. Canlarını vermeyi göze alırlar. Devletlerine laf söyletmezler ama devlet karşılarına geçerse de gereğini yaparlar. Çünkü milletler devlet kurar ama devletler millet kuramaz. Millet kendi vardır. Millet devleti kurar da değiştirir de anayasasını da değiştirir, yöneticisini de değiştirir. Millet devleti yönetmek ister, seçtikleri yönetsin ister. Devlet milleti yönetmeye kalktığında direnir. Hmm. Örnek 1983 Kenan Evren. Bu asker kökenliyi seçeceksiniz dedi. Kürşat kulağımdan ses alır mısın? Dinlemek istiyorum. Genel başkanı dinlemek istiyorum. Çok özür Bu asker kökenli adayı seçeceksiniz diye millete istikamet verdi. Büyük bir şokla Özal geldi. Hmm. Özal da şaşırıyordu ama devlet millet rekabetinde millet kazanmıştı. Örnek vereyim çok tartışılır. Ben yatılı e, düzeltiyorum. Ege Üniversitesi eczacılıktayken türban yasağı geldi. Arkadaşımızı laboratuvara sokmamaya kalktılar. Türbana karşı eczacılık fakültesinde eylemi başlatan benim. Türban lehine eylemi başlatan. Siz türban yasağı uygulayamazsınız. Arkadaşımız derse girmezse ben de girmiyorum dedim. Ben sınıfın en başarılı öğrencilerinden biriydim. Dört yılda bitiren dört kişiden biriyim ben okul. Bu arada hep solcu muydunuz? Hep sosyal hep, demokrat, hep solcu, sosyal demokrat. Ama özgürlük, özgürlük. kesimlerin özgürlüklerine, haklarına da gerçek var. solcu öyle olur zaten. Yani şimdi biz hep beraber çıktık laboratuvardan. Diyorlar ki arkadaşlar girerse orada ateş yanıyor ilaç yaparken başörtüsü alev alırmış, tehlikeliymiş. Bir de öyle yalanlar atıyorlar. Ve ne zaman onları aldılar biz de o zaman içeri girdik. Bizim orada çok uzun sürmedi. Ege Üniversitesi'nin önünde türban eylemlerine desteğe gittim ben. Evet ondan sonra orada her görüşten insan vardı. Grup yorumcular da vardı, biz de vardık. Sadece arkadaşlar da vardı. O gün ne oluyordu biliyor musunuz? Devlet milletin ne giyeceğine karışıyordu. Devletle millet karşı karşıya geldi o gün. Ve devlet aslında devlet denen aygıt, üniversitelere başörtü. Ya başını örtmeyen erkek öğrenci giriyorken aynı siyasi görüşte sadece kadın öğrenciyi başörtüsü yüzünden dışarıda tutmak bile kadın erkek eşitsizliğidir. Kaldı ki her başını örteni işte siyasal İslamcı veya her başını örteni Cumhuriyet düşmanı gibi sen kimsinle buna karar veriyorsun? İnancına göre başını örtmüş. O gün mesela bazı Cumhuriyet Halk Partililer, ben o gün de Cumhuriyet Halk Partiliydim. dedim. Evet. O gün bazı Cumhuriyet Halk Partililer yanlışlıkla devletin tarafını tuttular. Milletin tarafında olup örneğin ordu evlerine başörtülü anneannelerin sokulmadığı yerde gidip gırtlağına yapışması lazımdı. Oradaki ordu evinde o talimatı verin. Devlet millet tartışmasında yanlış konumlanma. 15 Temmuz gününe gelelim mesela. Bize telefon açtılar. Ya bu darbenin arkasında Atatürkçü subaylar da var. O zaman Allah onların da belasını versin dedim. Ben daha ne diyeyim darbeye kalkıştıktan sonra. Hatta bir şey söylemek isterim. Dün beni birileri aradı. Bu hani sizinle ilgili bu yayınlarda söylediğim bir, bir iki cümle üzerinden. Tanıdığınız Özgür Özel anlatır mısınız diye. Uluslararası bir analiz çıkacak yakında ama detayını vermeyeyim çünkü söz verdim onlara. Hı. Tanıdığım Özgür Üzel'e anlattım. Dediler ki işte en çok röportaj yapan sizsiniz diye. Çalışkanlığınızı ben irdeledim onlara. Bir de şunu söyledim. 15 Temmuz'daki tutumunuz çok önemliydi. Altı çizilesi bir tutumdu. Bir de bir video var. Bu işte İsmail Kahraman olsun başkalarıyla. Anlaşılamadı o onları filan analiz ettim Aslında evet. şunu mu söylemek istiyorsunuz Sahip olduğunuz tutum ve yaklaşım Şimdi CHP'de de egemen olmaya başladı Zaten aslında çoktandır da Buna Hı. çalışıyoruz hep beraber Şimdi haksızlık yapmayalım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü meselesindeki evet. Tutumu evet. orada da şimdi Genel Başkan başörtüsü düşmanlığı yapmıyordu yıllardır Ama şunu söylemek istiyorum Orada da mesela devletin yanında Yanlış konumlananlar milletin gönlünden Kopmuşlardı mesela Hı. sıkıntı oldu Bugün geldiğimiz seçimde başka bir şey var. Tayyip Erdoğan Anadolu Ajansı'yla TRT reklamlarımızı yayınlatmayarak... ...valileri hatta garnizon komutanlarını işin içine sokarak... Hı. ...devleti kendi lehinde seçime taraf etti. Ve biz burada milletin tarafındayız. Hı. Onlar devletin tarafında yer aldılar. Ben bütün dünya siyasi tarihinde de böyledir. Er ya da geç devletle millet karşı karşıya gelirse millet kazanır. Çünkü esas olan... Millettir. Devleti kuran millettir. Ve milletin sahiplendiği bir devlet güçlü olur. 15 Temmuz akşamı devletin bazı unsurları milletin seçtiğine darbe yaptılar. Millet çıktı, seçtiğine sahip çıktı. O gün devletin karşısında herhalde devleti ele geçirdik diyenlerin. Ve yeniden konumlama oldu. Ben en büyük siyasi rakibimiz ama Tayyip Erdoğan'a yapılan darbede bizim pozisyonumuz da milletin pozisyonunda şey değil ki demokrasiye. O o yüzden Birinci başlığım kendi adıma, devletle millet rekabet ederse millet kazanır, biz doğru taraftayız. İşte bakın bu aslında köklü bir değişim, Tabii. bir paradigma değişimini işaret ediyor. Ve aslında Atatürk'ten bugüne hiçbir şeyin değişmediğini işaret ediyor. Neden değişmediğini işaret ediyor? Neden? Atatürk'te mevcut devletin subayıydı ama baktı ki olmuyor, baktı ki ihanet var, işgal var, soru çok kötü. Gitti milletiyle birlikte mücadeleye girişti ve yeni bir devlet kurdu. O devlete sahip çıkarsak bambaşka bir şey. Özgür Bey, şimdi ben sabah 5 civarında tam böyle hazırlıklarım neredeyse bitti. Editörümü aradım. Hilal dedim, bir daha bir arar mısın dedim. Cumhurbaşkanımız Özgür Özel'i aradı mı? MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'i aradı mı? Ee, İsmail Bey aramadılar bir tek işte Memleket Partisi'nden bir kutlama geldi Muharrem İnce'den diye. Bir daha bir bakar mısınız? Ahmet Davutoğlu aradı. Bir söyler ben de... efendim? Cumhurbaşkanımız aramadı mı? Şimdi aramadı hatta şunu söyleyeyim. Bunu yadırgarım. Ben, geçen seçimde de ben bekledim hı. aramasını. Aramadığı için takip eden bayramda ben bütün liderleri aradım. Devlet Bey'den başlayarak hı hı. AK Parti'den beni arayan grup başkanı. Ben de şu anda da grup başkanıyım. Hı hı. Kendisini aradım dedim ki yani Genel başkanınızı aramak isterdim. Ama bir tebrik telefonu açmadığı için siz aradınız. Ben de hani bunu ya ben senin mi denginim artık ben genel başkanım demem. AK Parti beni arayan en üst düzey kişi siz olduğunuz için tüm AK Partililer adına sizi arıyorum dedim bayramda. Geçti. Ee, şimdi yeniden bayram geliyor. Ama biz artık birinci partiyiz. Eskiden ikinci partiydik. Artık e bir dakika. Bunu söylemek nasıl geliyor kulağa sizin? İyi, iyi güzel. Artık yani. birinci partiyiz. Evet, artık diyorsunuz. birinci partiyiz. Yani diyorsunuz. milletimiz sandıkta yeni bir karar verene kadar birinci partiyiz. Birinci partiye, şimdi şey Edebali'nin Osmanlı Devleti'ni kuran e, öğrencisine verdiği öğüt, ey oğul diye başlayan. O öğüt, ben hep AK Partililere söylerim, iktidara verilmiştir, muhalefete değil. Hı. O öğütten. Şimdi biz birinci partiysek, artık bu bayramda, ee, Sayın Cumhurbaşkanı aramak bana düşer, ben arayacağım. Ha, siz Cumhurbaşkanı arayacağım. Ben. Yani geçen bayram o birinci partiydi, ben seçim başarısı elde etmiştim, onun araması münasip olurdu, aramadı diye ben partilerinde beni arayan en üst rütbedeki kişi aramıştım. Ama bu seçim artık siyasette normalleşme ihtiyaç var. En sert muhalefeti yapacağım kendisine, ayrı bir şey. Ama bayramda Cumhuriyet Halk Partisinin bir şeyle övün derseniz bize. Cumhuriyet Halk Partisi geçen bayramda bütün siyasi partilerle resmi bayramlaşma yapabilen tek partidir. Bu çok önemli bir şey. Bunu sürdürebilmek lazım. Ben şimdi birinci partinin genel başkanı olarak yaşımız da müsait, kendisinin yaşı da bizden büyüktür. Hani sadece iki insan olarak baktığınızda da bize düşer. E birinci partinin liderine bu tip işleri yapmak düşer. Ben bu bayramda ararım, ha. Ulaşırız ulaşmıyoruz. İşte bunlar da yeni yaklaşımlar aslında. E doğru bir şey. Önemli, önemli. önemli, bir önemli. Çünkü bundan sonra. Türkiye'de nüfusun 65'ine belediyecilik hizmeti verecek. Ekonomik dağılımın yüzde 86'sının bulunduğu yere belediyecilik hizmeti verecek ve bunu 5 yıl süreyle yapacak. Erken seçim meclis kararıyla olabilir ama belediye seçimi anayasa göre 5 yıl süreyle oluyor. Çok özel şartlar gelişmezse. O yüzden 5 yıl süreyle buralara hizmet edeceğiz. Ayrıca Sayın Erdoğan bizim aynı zamanda ...oy vermedi belki ama... ...bizden hizmet bekleyen bir seçmen... ...yeni mahalleyi biz yönetiyoruz... Üsküdar. ...İstanbul Kısıklığı, Üsküdar'ı... ...artık biz yönetiyoruz... E, ...Kasımpaşa'yı doğup büyüdüğü son... ...orayı biz yönetiyoruz... ...Beyoğlu'nu aldık... E, ...ondan sonra e, burada... ...eskiden evinin olduğu e, Keçiören'i aldık... Hı. ...artık her yerde ev sahibiyiz... ...o yüzden bize düşer... ...ben bir bayramını tebrik etmek ve bundan sonraki... ...diyalog kanallarının açılmasına da... ...katkı sağlamasını... Düşünerek yani bir tek bayramda görüşürüz değil. Biz e, Sayın Erdoğan'ı arayacağım ama kendisi bayramlaşır bayramlaşmaz o kısmını bilmem. Ben Hocam, ararsanız bütün AK Partililere ya. olan e, saygımdan dolayı kendisini arayacağım. Özgür Bey tabi. Devlet Bey aramadı ama Devlet Bey e, kongre başarımından sonra evet, aramıştı. Evet. Ben kendisini kongresinden sonra aradım geçmiş olsun diye aradım. Yani devlet bey bu tür şeyleri eksik etmez. Zaten hani... dün partinin kurmayları da işte Fethi Yıldız olsun, Semih Yalçın olsun. Erkan Akçay aradı beni evet, bu arada. Aradı mı? Aradı. Onlar da zaten bu seçim sonuçlarıyla ilgili son derece önemli açıklamalar yaptı. Şimdi kazandığınız zaman ve kaybettiğiniz zaman nasıl bir tutum içine girdiğiniz çok önemlidir. Hayatta da böyledir, iş dünyasında da işte medya her yerde böyledir, siyasette de böyledir. Önce Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını o gün biz Halk TV'de böyle yayınladık. Siz nasıl buldunuz? Konuşma iyiydi. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, o konuşma doğru bir hatta döneceğini işaret ediyordu. Evet. Ama ben çok içselleştirdiğinden emin değildim. Hı. Ardından Van meselesinde takındıkları tutuma baktığımda da dedim ki balkonda doğru söyler, YSK'da şaşar. Balkonda doğru söyler, e, il seçim kurulunda şaşar oldu. Ama YSK'ya tabii Türkiye, Van halkı kendi oyuna sahip çıktı bütün partiler yani tepki göstermesi gereken partiler doğru tepkiler gösterdiler. Ve YSK'daki karar siyasi değil hukuki bir karara dönüştü. Onu önemli buluyorum. Balkon konuşmasında eksik olan muhalefeti tebrik etmek. Benim ismimi söylemese yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ni tebrik ettiğinde ben onu üstüme alırım zaten. Ama şık olanı beni kazanan lideri arayıp tebrik etmesi olabilirdi. O tabii o kolay değil ama yani kendisi açısından kolay değil. Çünkü yıllardır seçim kazanmış ve artık etrafındakiler tarafından da buna bir kutsiyet atfedilen bir durumda. Yani o zaten seçim kaybetmem çünkü bende öyle bir şey var ki milletimiz bana ne oluruz olsun oy veriyor hissiyatına kapıldığı gün kaybetti zaten. Peki şimdi o konuştu, sonra siz konuştunuz. Siyaset bilimciler, işte benim gibi gazeteciler siyaseti yorumlamaya, anlamaya çalışan gazeteciler, gözlemciler sizin konuşmanızın, konuşmanızın altını çok çizdiler ve bunu olumlu buldular. Arkadaşlar hazır mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçimi kazandığı gece yaptığı konuşmadan bir dakikalık bir manşet. Ötekinin hakkını kendi hakkım kadar çok savunurum diyenler kazanmıştır. Bunu en çok da yüzde seksene varan desteğiyle kendi hakkı kadar diğerinin hakkını savunmayı bilen gençler kazanmıştır. Onlar bu ülkeden ümidi kestiler, bavulları zihinlerinde topladılar ve bir gün gidecekler denen gençler bir seçim daha beklemeye karar vermişler. Şimdi o gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel duygulandı. Biraz böyle gözleri dolu dolu oldu değil mi? Evet gençlerden bahsederken benim de kızım var 22 yaşında. Bütün arkadaşları var sokaklarda. Bir de beni en heyecanlandıran konu bu kampanyada ilk başta biz bizeydik biz yani. CHP'liler geliyordu beni karşılamaya. Ben e, mitinglerde 106 miting yaptım. İki tane çağrıda bulundum. Bir emekliler gelin hakkınızı birlikte arayalım. Emekliler hızla gelmeye başladılar. İki gençlerle ilgili çağrılardan sonra böyle e, yıllardır hiç görmediğimiz gençler gelmeye başladı. Sosyal medyada destek verdiler falan ve hep böyle ben onlara kalın oy kullanın başaralım. Şimdi şimdi, şimdi de etkilendiniz. E, evet, biraz şimdi gençler mi sizi gençler? Beni çok üzüyor çünkü dört gençten üçü valizleri, bavulu zihninde toplamış. Fırsat bulursam yurt dışına gideceğim diyor. Esas bekar sorunu bu. Hmm. Ya bir giderlerse yani hepsi gitmez ama ben onlara gitmeyin kalın oy kullanın bana yüzlerce genç yüzlerce genç ben başka gençlere kötü örnek olmasın diye onları videolarda yer, yer vermedik hiç Özgür amca Özgür abi yok artık oy moy biz kullanmayacağız biz bıktık geçen seferde verdik bir şey olmadı kimin kızarak şöyle diyenler oldu koruyamıyorsunuz öyle bir imaj vermişiz gençlere ya da oy veriyoruz kazanamıyorsunuz biz gideceğiz artık falan diyorlardı. Ben onlarla yani emin olun yalvar yakar oldum. Meydanlarda da dedim ki burada kalın. Bu ülkenin geleceğine birlikte sahip çıkalım. Şimdi çok enteresan bir veri gelecek. Ben sizinden ilk kez burada paylaşayım ama hata payı olsun. Bir dakika. Sözünüzü kesmek istemem. Bir reklam gençlerle ilgili gençlerle ilgili o veriyi konuşalım. verin. Bu arada efendim ilk defa bakın ben burada kaçıncı yayındır? Şu fotoğrafla ilgili tarihi bir anekdot bu tarihi anekdotun günümüze yansımasını anlatacak Özgür Özel. ilk defa duyacaksınız. Kısa ama çok kısa bir reklamdan sonra CHP lideri Özgür Özel ile İsmail Küçükler Demokrasi Meydanı devam edecek. 4-4-2024 Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde 31 Mart yerel seçimlerini kazanan partinin lideri Özgür Özel, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda. Sizler de sosyal medyada şu anda en çok etkileşim yapan Halksınız şu anda onu görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl kazanılır sorumuz. Tam da reklama gitmeden önce CHP lideri Sayın Özgür Özel gençlerden bahsediyordunuz. Ve sandık çıkışı anketinden bir veri paylaşacaktınız. Buyurun. Şimdi e, zaten şunu hissediyorduk. Biz gençlere e, inanılmaz tepkiliydiler. E, i̇ktidara zaten tepkiler ama muhalefete de kimi oyu korumadınız diyordu. Kimi hiç kazanamıyorsunuz diyordu. Yani bir de genç şeyle ilgilenmiyor. Oyunu veriyor kazanmadıysan kazanamıyorsunuz diyor. Niye evet. böyle oluyor diyor. Gidiyoruz biz diyorlardı. Sonra gitgide artmaya başladılar. Birkaç mitingde gençler el kaldırsın dedim. O da çok hoş bir görüntüydü. Hep emekliler kaldırıyor. Bayağı geldiler. İnanılmaz paylaşımlar yaptılar. Zaten seçim akşamı Twitter'daki esprileriyle yani ne capsler, ne capsler. neler neler yaptılar. Ve ben seçim günü daha oylar kullanılırken geldiğimde yukarıda yönetici arkadaşlarla sohbet ederken Katılım oranı tartışıyorduk. Oran düşük. Ben dedim ki bak katılım oranı düşerse CHP kaybeder diyorlardı biliyorsunuz. Evet. Dedim ki arkadaşlar öyle değil. Ben dedim buna bir siyasi gözlük olmazsa yanıltır. Ben Malatya Vela Baba'yı aradım. Trabzon il başkanımızı aradım. Manisa il başkanımız ve Manisa'daki siyasi arkadaşlarımı aradım. Denizli'yi birkaç yere aradım. Ve oradan aldığım izlenim şu. Bizimkiler geliyor abi dediler. Gelmeyen onlarınkiler. Ben dedim ki gençler... Gen Erdoğan da bunu söyledi. Evet. Yani dedi ki 10 ay önceki seçimde bize oy verenler sandığa gelmedi dedi. Önemli bir miktar gelmedi. Gelenlerin de bir kısmı bize verdi. Hepsini çıkaracağız. AK Parti'den de. Çok var. Hmm. Zaten o yüzden ben diyorum ben AK Partili seçmene verdiğim sözü de tutacağım. Bu bir yerel seçim. Sarı kart gösterin dedik. Bu çok önemli bir şeydi. Vereceğim veri şu. Ben hep sordum. Gen gençler dedim. Gençler burada dediler. Manisa'daki okulda oy kullanırken... O kadar çok genç vardı ki muhteşemdi. Yani ben o okulda son 5 seçimdir oy kullanıyorum. Yani Manisa'da e, kendi 18 yaşından beri oy kullanıyorum. Böylesine gençlerin koşup geldiği bir şey yoktu. Burada arkadaşlar dedi ki gençler kullanmayacak diyorlar. Dedim ki vallahi sandık başları öyle değil. Bana kalırsa dedim AK Parti'nin MHP'nin aldığı oy... ...yüzde 20'yi falan geçemez gençlerden. Gerisini biz alırız dedi. Kaç almış? Şimdi sandık çıkış anketleri... İki şey söylüyor. Bir, yüzde seksen muhalefete vermiş. Gençler. Gençler. Muhalefete. Bunun içinde Dem de var, CHP de var, İYİ Parti de var, bütün muhalefet partisi var. Zafer Partisi var, Vatan Partisi var, Memleket Partisi var. Yüzde seksen muhalefete vermiş. Yüzde yirmi AKP-MHP e, birlikteliğine, Cumhur İttifakı'na vermiş. Bu bence çok kıymetli bir şey. Yüzde seksen. Ve yine toplamda yüzde elli altı CHP'ye vermiş. Bizim oyumuz otuz sekiz. Ama gençlerde 56. Bu sandık çıkış anketleri, raporları Bu önemli. Gelecek. Şimdi CHP gençlerde %56'yı yakaladıysa CHP'nin sırtı yere gelmez. Kendisi bir yanlış yapmazsa böyle devam eder. Bunu soracağım. Bundan sonra ne yapacaksınız? Çünkü Yılmaz Büyük efsanesi efsanesiyle ilgili Geliyor. bir yeni kurgu yaptınız. Bir bir şey miyim? Mi? Yine gençlerle ilgili. Burada bir şeyin daha zaferi var. İlk başta sordunuz ya ben devlet millet evet. dediğimde. İki, Yine Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin en çok sarıldığı iki şey var. İkisine de sıkı sıkı sarıldık. Bir, bilim. İlim, irfan. Tabii. Ölçme, değerlendirme. Ben size o isimleri kendi gözlemim olarak söylemem mümkün değil. Hmm. O saydığım illerin üçte birini tutturamaz benim diyen siyasetçi. Ama anket geliyor, anket. Hmm. Biz, bakın İsmail Bey 350 bin anketle aday belirledik. 250 bin anketle adayları sahada takip ettik. Yani adaylar belli artık. Ama adayın performansı izledik ve adaya geçen hafta hukuk ve seçim işleri ve genel sekreterimiz yani seçimden 15 gün önce şöyle bir form yolladık bütün adaylara. Aldığınız oyda yüksek oy aldığınız mahalleler düşük oy aldığınız mahalleler. Seçmen kırılımı, kendine muhafazakar diyenler, Atatürkçü diyenler, layık diyenler, milliyetçi diyenler, şeriatçı diyenler hep oy kırılımları. Bir grup daha ev kadınlarında ne durumdasınız? anket ve Mutlaka ağırlık vermeniz gereken 4-5 mahalle. Mahalle ismi verdik. Hmm. Şimdi bunu bu bilimsel bir bakış. ölçme değerlendirme ben ve anladım. ben kazanacağımız ben kilise nereden çıktı ya? Kilise gidilir mi normalde? CHP gider mi? Kiliste CHP parmağını oynatamaz. Ay, bir de gitmek ne demek? Bakın. Kilise Perşembe, Salı falan gittiniz. Seçimin en son haftasında gittiniz. Evet, son gittiniz. hafta çarşamba ve ya. Kilise dediniz ki burası mağdur arkadaş. Burası garip kalmış. Sesinizi mı? duyurmaya geldim dedim. E kilise kazanmak ne demek? Çok ilginç olur. Ben kilisteki adaya çok inanıyorum. Avukat, kilisteki genç bir kurultay delegemizin önerisi, örgütümüzün sahiplenmesiyle adayı koyduk. Anket yaptırdık. Ankette aday zaten iyi gidiyorum falan diyordu. Bir baktık AKP, MHP, CHP'de CHP 3-4 puan önde. Ve tak biz kilise planlamayı yaptık Tayyip Erdoğan da yapmış. Neden o da görüyor anket? Görüyor. Gaziantep'e gitmedi bakın Tayyip Erdoğan Sivas'tan kilise gitti. Kiliste konuştu İstanbul'a döndü. Antep'e uğramadı. Antep'ten emin. Biz de kalktık gittik kilise yağmur altında 45 dakika konuştuk. Ve kilisin derdini mağduriyetini anlattık ve bu arkadaş çözer dedik. Kazandı. 40, %43 aldı rakipleri 29 aldı. Özgür Bey bir şey söyleyeceğim. Antep dediniz ya. Bak partinize yönelik bir tespit ve eleştiri yapabilir miyim? Tabii. Gaziantep'i de kazanabilirmişsiniz. Tabii. Bakın öyle bir aday koymuşsunuz ki gittim tanıştım. Ama baktım etrafa kazanamazsınız dedim. Şaşırdı. Etrafınızda birlik yok dedim. Partinizin belki de tek başarısı olduğu kenetlenmediği yer Gaziantep oldu. İl başkanı gitti geldi örgütler bir şeyler. Eğer o ad doktor ismini hatırlamıyorum. Çok sevilen bir doktor. Müthiş. Eğer onun etrafında partiniz bütün diğer yerlerde olduğu gibi kenetlenebilseydi belki Antep'i bile alabilirdiniz. Biz Antep'te 1 milyon nüfuslu merkez ilçeyi aldık. Şeyit Kamil. Şeyit Kamil'i aldık. Orada Pırlanta gibi bir adayımız var. O adayımızı belirlerken bile türbülansı çok aşamadık. Yani bir sürü sıkıntı oldu. Oraya bakacağız. Gaziantep hmm. benim takıntı yaptığım iki ilden birisi. 10 puanı inmiş. Farkında. 10 puanı indi. Ya ben Gaziantep'e kurultayda dedim. Adına Atatürk'ün Gazi unvanı verdiği bir kentte bu halde olamayız. Kim niye orada Atatürk? Samsun Gaziantep iki yer. Bu ikisinde partiyi birinci parti yapmadan bu siyaseti bırakırsam götüm açık. Şimdi iki hedef ikisi mi? İki hedef. Samsun Onlar, ve Gaziantep. Kurultay günü bile söylemiştim yani. Samsun. Özgür Bey, şimdi ben burada şu, şu söyleyeceğimi söyleyemedim. Özür dilerim. Bir cümle. Buyurun. Ölçme değerlendirmenin gücü çok önemli. Hı. Biz bilime sarıldık. Başka hiçbir şey değil. Çok önemli. İki Atatürk Cumhuriyeti ilan ederken İki tane şeyi var Atatürk'ün. Cumhuriyet hikayesinin iki önemi. Öldü gitti, cumhuriyeti bana emanet etmedi. CHP genel başkanları emanetime sahip çıkın demedi. Askerdi ya, orduya bırakmadı. Cumhuriyet sana emanet etti. Gençler var. Genel. Dedi ki gençlere. Biz de bir gençlere sarıldık. Bir de dün kadının seçme seçilme hakkı alışının 100, 93. yılıydı yerel seçimler açısından. Kadınlara sarıldık. Kadın adayları, bundan sonra çok daha fazla adaylaştıracağız ama... 3 kat belediye başkanı sayımızı arttırdık mesela kadınlarda. Dün Cumhuriyetin kurucu felsefesi gençler ve kadınlar. Dün sizin partinizin kadın kolları başkanı aradı Aylin Nazar Akar sen genel başkanımızla dedi röportaj yapacaksınız bir bilgi verin bana yolladı. Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde %10'u artık kadın 11 CHP'li kadın belediye başkanları yönecek. Yani aslında sayı olarak da çok yükseldi. Çok Siz söylemiştiniz ama bunu. Söyledi İzmir'den başlayarak. Yani İzmir'de Cumhuriyet tarihi boyunca 6 kadın belediye başkanı vardı. Şu anda 8 tane, 9 gösterdik. Maalesef menemen seçilemedi. 8 tane kadın belediye başkanı var. Ama 4 büyük metropolün 3'ünü kadınlar yönetiyor. Ve İzmir, İzmir gelecek seçimlerde bir aksilik olmasın. 15 kadın belediye başkanı seçtireceğiz İzmir'de. Yarı yarıya, eşit temsilse eşit temsil. Bir devrimi 2. yüzyılda sürdürülecekse bu İzmir'den başlayıp sürdürülecek. Başka bir şey yok ve biz... İzmir'de ne kadar eleştirildik hatırlıyorsunuz. 30'da 28 belediye kazandık. Gençlerle, kadınlarla İzmir bizim Türkiye için değişim vizyonumuzu gördü. İzmir'i biz yormuştuk. Eski belediye başkanlarımızı öncekileri kötülemek için demiyorum. Çok beklentisi yüksek. Yıllardır oy veriyorum niye istediğim hizmeti almıyorum diyen notu kıt bir seçmen var İzmir'de. Haklılar sürekli senin arkanda duran bir seçmenin en çok şey sen destek saklı. Şimdi dünyada artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. İzmir'i dünyadaki marka şehirlerle yarışacak bir vizyona kavuşturmanın zamanı. Özgür Bey şimdi ben burada çok yayınlar yaptım. Sizinle en çok röportaj yapan isimim. Doğru. Sizden önce Sayın Kılıçdaroğlu'yla 22 televizyon röportajı yaptım. Tabii uzun yıllar evet. sabah haber yaptığım için. Ondan önce rahmetli Baykal'la da burada yaptım. Dün ben kimseye haber vermeden Burada kimseyle de randevum olmadan içeri geldim. Böyle dolaştım havayı. Sabah da çok erken saatlerde geldim ya. Bakın bunca yıldır hiç görmedim bir hava gördüm burada. Ya yani Burada yüzler gülüyordu. Bu beni ilgilendirmez. Bu sizle ilgili bir şey. CHP ile ilgili. Evet. Fakat beni ilgilendiren şu. Gördüğüm herkeste bir böyle bir rahatlama geldi. İnanın iki gün önce iş dünyasından bir iftardaydım. İş dünyasının önemli isimleri. Aralarında isimlerini söylesem tabii ki söylemem. Şaşıracaksınız. Erdoğan'a ve AK Parti'ye çok yakın isimler de vardı. Onlar da böyle bir rahatladılar filan. Bu gözlem doğru mu çok. ve bunun sebebi ne? Şimdi partiyle ilgili dün iftar yemeğimiz vardı. Cumhuriyet. Buradaymış burada mi? Buradaydı hemen bu salonda. Hazırlıkları görmüştüm. Ee, bütün arkadaşlar çok mutluydular. Çünkü e, genel merkez çalışanlar açısından da emek verip karşılığını alamamak evet. dünyanın en zor şeyi. İlk defa kazandık diyorlar. İlk defa kazandık diyorlar. Çok mutlular. Zaten ben seçim gecesi. Ee, o meşhur açıklamayı yapmadan önce bütün katları gezdim, el sıktım, öyle geldim. Hepsine teşekkür ettim. Onlar da sağ olsunlar, hı hı. E, odalarının önlerinden, Alkısım, balkonlarından alkışladılar. Hep. Çok hoş bir gündü. Türkiye'de de şöyle şimdi o iş adamları, AK Parti'ye yakın iş evet. adamları bugün bir varlığa sahiplerse bunun cumhuriyet sayesinde olduğunu biliyorlardır. Bunun demokrasi sayesinde olduğunu biliyorlardır. Şimdi demokraside bir gerçek var. İktidar her türlü rejimde olur. Krallıkta da olur, emirlikte de olur, en katı diktatörlükte de iktidar vardır. Bir ülkeyi demokrasi yapan muhalefetin varlığıdır tabii, ve gücüdür. Tabii. Şimdi muhalefetin güçsüzleşmesi demek yönetimi demokrasi olmaktan çıkarınca o iş adamı yurt dışından kredi alırken de pahalıya alıyor. Yabancı ortak ararsa bulamıyor, yatırımcı gelmiyor, ona yeni iş imkanları olmuyor, İhracat yaparken ona ağır şartlar önüne sürüyorlar. O yüzden ülkenin demokrasisi nefes alırsa herkes hmm. nefes alıyor. Hmm. Ve bakın bizim burada elde ettiğimiz başarıdan sonra hatta iletişim başkanlığı Fahrettin altın biraz o konuda gayrete de girdi. Dünya liderlerinden kutlama. Çoğu şeyden olmakla birlikte Türkiye Cumhuriyetlerden Erdoğan'a ülkenizde bir demokrasi zaferi kazanıldı tebrik ederiz diye kutlamalar var. Gerçekten de iktidarın işine gelir. Bir ülkede seçimlerin serbest Yani sizin kazanmış olmanız da Türkiye'nin risk primini düşürecek. Tabii. Biz kazandık. Dolar düştü, euro düştü. Yani kalıcı düşmez tabii ki böyle bir moralle. Yapısal sorunları çözmeleri lazım ama bir moral geldi ve dünya şunu gördü. Türkiye'de iktidar partisi evet çok güçlü bir iktidar var. Yıllardır bırakmıyor son seçimlerin tartışması. Ama ana muhalefet %86'lık bir milli gelirin olduğu yerdeki bütün belediyeleri alabiliyor. Ve bakın geçen sefer Türkiye'ye yapılan en büyük kötülük Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasına çökülmesiydi. Bütün dünya dedi ki ya İstanbul'un belediye başkanına bile mazbata vermiyor adam. Bu arada şunu ifade etmek istiyorum. Kayseri, Pınarbaşı başta olmak üzere İstanbul, Gazi Osman Paşa Beykoz. Buralarla ilgili soruları soracağım. Van'la evet. ilgili soruları da. Hatayı konuşmamız Hatay lazım. Hatayı mutlaka konuşmak istiyorum. Bunları soracağım. Fakat bir şey söyleyeceğim. Hani içeride böyle bir hava esti ya AK Partililer de dahil. Şimdi dün sizin bulunduğunuz yerde tabi İstanbul'daki stüdyomuzda Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü vardı. Evet. O hem bu sizin kadın belediye başkanlarıyla ilgili politikalarınızı destekledi hem de New York'taydı bir 10 gündür. Ona da bize de dünyada da böyle bir, bir şey e, olumlu rüzgar esiyor. Hatta şimdi şunu söylüyorlar bu sosyalist partiler işte sosyal demokrat partiler oralarda da böyle bir muazzam bir kıpırdanma olmuş. Ben şimdi söyleyeyim o zaman programlarımızda gözükmüyor. Ee, cumartesi günü Romanya'ya gidiyoruz bir cumartesi Bu cumartesi ha. Orada PEST Avrupa Sosyalist Partisi Bu Avrupa'daki sol Sosyal Demokrat Sosyalist Partilerin Çatı örgütüdür evet. Oranın toplantısı normalde delegeler ve liderler Düzeyinde olacaktı Biz seçimi kazandıktan sonra büyük bir talep geldi ee, Bütün liderler Gelelim bir fotoğraf çektirelim diye Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa'nın En büyük sol partisi oldu Zaten üye sayısı açısından da Avrupa'nın en büyüğü en yüksek oy alan partisiyiz. Dünyada da en çok belediye kazanan sosyal demokrat parti. Yerel yönetimlerde en güçlü sosyal demokrat parti noktasına Cumhuriyet Halk Partisi geldiği için Avrupa'daki siyasi akrabalarımız bizi bir aile fotoğrafına davet etti. Ha ta e, tabii onlar da seviniyorlar. Romanya'da şeyler. onlar da şöyle zaten Ayrıca ben Sosyalist Enternasyonel'in de WhatsApp grubundayım. Liderler Pedro Bir toplantıya gitmiştiniz geçtiğimiz hafta. Başkan yardımcısı seçilmiştim. Bizim başkan Pedro Sanchez ilk kutlayanlardan da İspanya Başbakanı kendisi. Alman Cumhurbaşkanı Olaf Scholz'la görüşeceğiz işte e, cumartesi günü. Hepsi şunu söylüyorlar. CHP'nin seçim başarısı bütün Avrupa'daki sosyal demokratlara moral oldu, umut oldu diyorlar. Neden önemli bu Sayın Özgür Özel? Her Bakın, yerde düşüyoruz. Dü dünyada çünkü böyle değişik, bir böyle bir var. nasıl diyeyim böyle bir otoriterleşme. Ha, otoriterlik söz konusu, var. popülist liderler söz konusu. Sağ popülist liderler güçleniyor. Şimdi siz belki de Avrupa'da ve oradan da başka modeller Avrupa'da söz konusu olabilir. yani zaten e, çok sayıda çağrı alıyoruz. Avrupa'da bu seçim başarısını bir sol perspektifle anlatmamız çok isteniyor. Hı. Bütün dünyadaki siyasi akrabalarımızla da bir araya geleceğiz. Bizim onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Çünkü geçmişte çok önemli deneyimleri var. Onların da bizden bu yakın seçimle ilgili duymak istedikleri çok şey var. Bu da önemli. Şimdi yönetmenime bir sorayım. Arkadaşlar şu Denizli bir motosiklet bekliyor. Ekrana verebiliyor musunuz? <laughs> Değerli izleyenler bakın dün Özgür Özel gitti 300 küsür bin lira verdi Ce, cebi, Cebinden bu arada Cebinden ödedi cebin 300 küsür bin lira İşte şu motor bu nedir efendim bu hikayesi bu Denizli'ye niye gidiyor <laughs> Ya bu şöyle bu bayideki fotoğrafı bana dün Faturadan önce yolladılar Emin misiniz Ya şöyle bir Denizli il başkanı Ali Osman Orzum Ben Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Nuri Çavuşoğlu Şimdi biz Denizli'de İkisi yani parti meclisimiz Nuri Çavuşoğlu'yla Ali Osman Orzum doğru bir büyük şehir adayıyla kazanacağımıza inandılar. Çok gayret ettiler. Teklifler götürdüler. O hayallerini ortak edemediler bazılarını. Evet. Ha, inandıramadılar i̇nandıramadılar. İnandıramadılar. bir şey, şey, diyeceğim. Kolay da değil. Yani Denizli'de CHP kazanacak. Tabii tabii. İşte Kütahya'da benim memleketim CHP kazanacak. Sonra Nasıl kolay değil. Dedi ki il başkanı Nuri'yi yapalım dedi. Dedik ya istiyorsa yapalım. Yaparız. Yapar mısın yaparım gitti kampanya başladı. Bir gün oturuyoruz. Ve Ali Osman Orzum dedi ki iki tane hayalim var başkanım dedi ya. Biri inşallah gerçek olacak bu sefer. Nedir dedim senin hayalin? Denizli büyük şehri kazanan il, il başkanı olmak istiyorum dedi. Bir hayalim. Bir de dedi bu işleri bırakınca bir tane dedi kırmızı Vespa alacağım dedi. Denizli'de gezineceğim dedi. Dedim ki büyük şehri kazan Vespa benden dedi. kırmızı var. motor benden dedim. Ondan sonra seçim akşamı şimdi altın sandık uygulaması var bizim erken sonuç almamız lazım. So, onlar da az girmişler. Aradım diyorum ki Ali Osman Başkan altın sandık 3 girmişin bunlar başkanım ya ben de bir şey sorabilir miyim dedim. Evet. Sonra 300 cc olsa olur mu diyor. 100, 100, <laughs> 100 cc'likler çekmemiş. Olur olur kapat dedim kapattım. Ha, bu <laughs> hikayesi da. Bu. Şimdi yalnız bunun hikayesinde bir şey söyleyeceğim. Herkes şimdi siz sözcüden Özgür Özel'i evet. Hayat, yani beni merak ediyorsunuz edin çok önemli. Ya insanlar şimdi bakın şöyle <laughs> e, Özgür Bey Şimdi bizim işimiz anlamak. Bakın kolay bir iş değil. 4-5 Kasım'da bir kurutayda kazandınız. Bir kere siyasi tarihimizde bunu çok İlk. daha yani böyle bir şey yok. İki 4-5 ay içinde, bakın burada Gökhan Zeybek söyledi. Ben zaman zaman size eleştirdim, ben beni aradı. <laughs> dedi ki İsmail Bey dedi, haklı eleştirilerin var ama şunu da unutma. Sen Genel Başkan'ın ve ekibinin önünde çok kısa bir zaman var ve yerel seçime yetişmesi gerekiyor. Böyle bir zorluk var dedi. Dolayısıyla şimdi herkes sizi merak ediyor. Bu nasıl başarıldı? Dün Sözcü de rahmetli da sizi benzetiyordu. Sağ ya birincisi... O ikinci kara olan yazmışlar. Sırf o manşeti görmek için ...bir ömür siyaset yapılır o günde bırakılır. Yani <laughs> HDP bile yapılır, ya, yani. yapılır. açıkçası evet. onu söyleyeyim. Tabii o çok e, iyi niyetli bir benzetme. İnşallah e, Bülent Ecevit'in yaptıklarını yaklaşabilme imkanı olur. Çok önemli bir rağmen. Bak de onun rengi Olmak, mavi. Ecevit mavisi? Şimdi benim esas söyleyeceğim şuydu bu konuya geçmeden <laughs> önce. Ben, millet beni merak ediyor. Özgür Özel o gece nereleri kazandı işte... 14 büyük şehir şurayı kazandı burayı kazandı. Kaybettiğimiz ne var? Vespa motor gitti. 300 bin lira para verdik. Siz beni değil o gece Özgür Özel'i üten adamı merak edin. Hani Osman Ordu. <laughs> o geceden o gecedeki tek kaybımı bana yaşatan o. Şimdi bizim Halk TV'nin kadın gazetecileri şunu söylediler. Sabah ben burada. Saygı Öztürk'ün bugünkü röportajı <laughs> var Mansur Yavaş'tan. Evet, evet. Şimdi dediler ki seçimi kazanan bir genel başkan olarak acaba bir talimat verse de. Bu arada bakın bu Mansur Yavaş hani sizin de bir çağrınız vardı mal beyanı o da gündeme evet, oldu. Evet tabii. E, ve gerçekten çok önemli bir iş yapıldı bir orada. Bir de rakibinin mal beyanı hepten gündeme oturdu seçim yani. Seçim kaderini evet, etkiledi, etkiledi bence. Etkiledi. Şimdi Mansur Yavaş Sayın Başkan HPV aşısını kızlarımıza ücretsiz yaptırıyor. Çok önemli. İmkanı olan. Ve dün de duyurdu. Bakın benzerini biz kuzey ülkelerinde gördük. PET. Ayda bir İyjenik ücretsiz. kadın PET'i. Evet bu konuda da bir talimatınız olur mu? Ya şöyle olur. Zaten biz bir biraz önce sordunuz tabii konu o kadar çok şey. Yılmaz Büyük Büyükerşen Hoca'nın genel direktörlüğünde CHP bir eğitim, eşgüdüm ve denetim birimi kuruyor. Şimdi bu eşgüdüm proje havuzları. Yani beğenilen, doğru yapılan projeleri bütün belediyelere önereceğiz. Ve ayrıca da hazır projeleri teslim edeceğiz. Yani şimdi bugün seçilen Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek... Efendim ben bir kreş yapacağım derse Elde çizilmiş projesi hazır var zaten hmm. 50 öğrencilik 100 öğrencilik 150 tak vereceğiz Kız yurdu yapacağım diyecek projeyi vereceğiz Veya ya ben e, Yoksul vatandaşlara yönelik Sosyal projeler yapacağım hmm. dedi hmm. Örneğin şimdi bu e, Ücretsiz kadın peti bel, öyle bir Pahalı hale geldi ki hayat İnsanlar iki şeyi almakta zorlanıyorlar Geçmişte hiç zorlanmadıkları Bir çocuk bezi almakta zorlanıyorlar ...anneler değiştirmesi gerektiği kadar değiştirmiyor. Ucuz, kalitesiz beze, eskisi gibi havlu bağlamaya dönenler var. Naylon torba bağlayanlar O kadar var. pahalı ki. Derin yoksulluk, evet. Hacer Fogo'nun raporlarında hep vardı. İkincisi de kadın pedi. Çok önemli bir yiyeceğim malzemesi. O kadar pahalandı ki kullanamıyor. Çok doğru bir örnek olarak belediyelerimize, proje havuzuna koyuyoruz bunu da. Peki. Şimdi tabii önünüzde bir sınav var. Efendim bunun yolu ya partinizi 2028'de iktidara taşıyacaksınız. Evet ya da belediyeler başarısız olursa büyük bir bedel ha. öderiz. Şimdi bugün Hürriyet Cumhuriyet'te de bugün iklim öngele bir röportajınız vermiş. Evet. Onu da soracağım. Burada da denetlemeden bahsediyorsunuz belediyeleri. Bir reklama gideceğiz. Tamam. Değerli izleyenler kısa bir reklam arasından sonra Halk TV'de İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı CHP lideri Özgür Özel'e sorularla devam edecek. Sorularımızdan bir tanesi van konusu olacak. Son derece önemli. Bunun dışında da şu arkadaki fotoğrafla ilgili çok çarpıcı bir bilgiyi ilk defa duyacaksınız ve bir kez daha hoş geldiniz. 4 4 2024 güzel bir takvim. Ankara'dayız başkentimizde ve CHP Genel Merkezi'nde son seçimi kazanan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel konuğumuz İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydanında nasıl kazanılır etiketiyle şu anda gerek YouTube'da gerek ekranları başında gerek bütün sosyal medya mecralarında olağanüstü bir ilgi var. Her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır diyorum efendim. Şimdi bana bir değineceğim önce. Mazbatayı halk geri aldı. Van'da kurulan siyasi pusu püskürtüldü. Her ne kadar hayatı yazıcı da aslında bizler gibi düşünmüş olsa ve YSK'yı tebrik etse de sonra sildi. Nasıl sildiğini de tahmin edebiliyorum. Fakat dün siz şunu yaptınız. Van'daki meydana gelen gelişmeleri irdeleyince beklemediniz. Hemen bir paylaşım ve net bir duruş. Sonra üç arkadaşınızı görevlendirdiniz. Bana onlar gittiler. Van'da neyse ki yanlıştan dönüldü. Bir yorum rica edeyim sizden. Şimdi haberi zaten biz bu kayyum belediyeciliğine çok ciddi şekilde itirazımız var. Ben hep şunu söylüyorum. Yani anayasaya göre eşit olduğumuza göre herkes belediye başkanı seçebilir. Manisa'da seçiyorlar. Osmaniye'de seçiyorlar. Rize'de seçiyorlar. Ama Diyarbakır'a Van'a gelince seçemiyorlar. Yerine kayyum atanıyor. Olacak iş değil. Bu sefer kayyum meselesiyle ilgili tabii eskisi gibi kolay değil kayyum atamak. Yani şundan dolayı kolay değil. Çok ciddi tepki gösteriyoruz bu mevzuya ve bütün toplum karşısında. Bu sefer pusu kurmuşlar. Önden kayyum atamaya yönelik. Ne yapmışlar? 5 dakika kala adaya verilen, aylar öncesinden verilen memnu hakların iadesini iptal etmişler. Efendim aday olamaz. Yarışı birinci bitirdi. 3 kat oy almış ikinciyi altın madalya takacağız. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Hani şunu da demiyor. Seçim iptal olacak falan dese. Seçimi yenileyelim dedi. Ha, yani. O partinin yeni bir aday gösterme imkanı olur falan. Kaybedene belediyeyi yönettirecek. Tam kayyum. Vanlılar sokağa döküldü. Tabii oradaki en büyük ayıp terör örgütü bileşenleri diyor. Ya Van'da o kadar terör örgütü bileşeni varsa mahvolmuşuz biz o zaman. O Vanalco bütün sokaklar ortada. Ha yakmaya, yıkmaya, şiddete sonuna kadar karşıyız. Ve haklı yanaksız duruma düşersin. Sonuna kadar karşıyız. Ama demokratik tepki yollara dökülme, protesto etme en doğrusu. Ben de önce açık tutum aldım buna karşı. Sonra da arkadaşlarımızı yolladık. Dörtlü biri uçak bulamadı. Üç arkadaş gitti. Üç hukukçu. Orada önemli bir mücadele verdiler. Tavırlarını koydular. Yani hem dayanışma hem teknik destek vermeye gittiler. Ardından da YSK kararı geldi. Ve YSK siyasi değil hukuki bir karar verdi. Mazbatayı doğru yere verdi. Birincisi bu. İkincisi Türkiye'de şöyle bir şey var şimdi. İlçe seçim kurulu, ilçe seçim kurulları inanılmaz çifte standartlar yapıyorlar. İnanılmaz. Yani bir yandan bakıyorsunuz CHP'nin kazandığı belediyenin seçimini iptal ediyor. Yeniden sayım kararı veriyor veya diğerinde örneğin Gazi Osman Paşa ile Hatay İskenderun'un itirazları birebir aynı. Gaziosmanpaşa'da CHP kazanmış Ak Parti itiraz ediyor, bütün oylar sayılıyor. İskender'un da aynı sebeple biz itiraz ediyoruz, reddediliyor. Şimdi bunların yüksek seçim kurulunda birleştiğinde ben lehimize sonuçlar doğuracağını düşünüyorum. Yani mesela şimdi Kayseri Pınarbaşı'yla Besni var. Şimdi aynı örnek. Kayseri Pınarbaşı'nda Çuval'da mühür olmaması seçim sakatlandı, yeniden seçim kararı verdiler. Şimdi bu karar doğruysa Adıyaman Besni'de de mühürsüz çuval var kardeşim. O zaman Adıyaman Besni'de de seçimleri yenileceğiz. Adıyaman Besni'de itirazımıza ret veriyor ama Pınar başında rakibin itirazına kabul veriyor. Ha, orada öyle burada farklı. Bu, çifte standart. Bunları bunlar tek tek. Bakın bir yerde verdiği karar şu. Geç, Gazi Osman Paşa'da. Geçersiz oylar Aradaki farktan çok olduğu için. E böyle yüzlerce itiraz var bizim o zaman şey yaptığımız. Yani diyor ki AK Parti yeneceksin, MHP'yi yeneceksin, dönüp bir de geçersizleri yeneceksin diyor bize. Hadi onu orada sayıyor ama sayım lehimize gidiyor onu söyleyeyim. İskenderun'da fark 3900'dü. Şu anda itirazlarımızla maddi hatalar düzelterek 2700'e kadar indi. 39 bin geçersiz oy var, fark 2700. Geçersizleri bile saymıyor. Yani böyle hatayda seçim çalınıyor. Kim çalıyor? Vali eliyle devlete talimat veren hükümet çaldırıyor seçimi. Vali, vali işin içinde. Peki, bitti mi orada iş? Hayır. Büyük bir mücadele. Orada iki genel başkan yardımcım var. Dünkü MYK'ya da gelmediler. Hatay'da mı onlar? Hatay'da. Murat Bakan'la Gökçe Gökçen. ikisi de hukukçu. Hı. Biri pratik siyasetten, biri akademik alandan gelen. Hatay'dalar. Hatay'da var. Hatay'da. Biri pratik hukuktan geliyor, birisi akademik alandan. İkisi de... O zaman Hatay'da daha bitmedi iş. Bitmedi. Hatay'da milletvekillerim var. Genel başkan yardımcım var. Bir hukukçu ordumuz var. İstanbul seçimi geçen sefer nasıl son dakikaya kadar takip edildi? Hatay takip edilecek. Hatay Atatürk'ün kişisel meselesi olduğu için benim de kişisel meselem. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hepsinin kişisel meselesi. Aldığımız seçimi çalmaya çalışıyorlar. Büyük bir mücadele veriyoruz. Daha ilçe seçim kurullarındayız. Farkı 2300'e indirdik. Yeniden sayımlar olduğunda kesin kazanacağız. Olmadı. İl seçim kurulu olmadı. YSK, Hatay kararı YSK'da görüşülürken de Van'daki büyük dayanışmanın Hatay için bütün Türkiye'de gösterileceğini YSK'nın kararı öncesinde bekliyoruz. Çünkü Hatay'ın iradesi çalınıyor. Bir şey diyeceğim. Bu ve benzeri tutumlar şimdi CHP'de bir şeyin değiştiğini gösteriyor. Aslında hakikaten de hani Özgür Özel geldi, kadroyu gençleştirdiniz. İşte MYK'nız 43, parti meclisiniz 46 yaş ortalamasından. Fakat bir diliniz filan da değişti. Mesela şunu söyleyeyim partinize yönelik bir eleştiridir. Dokunulmazlıklarla ilgili Geçmişte bir hata yaptığınız kanaatindeyim. Pek ben çok... ona itiraz eden dört kişiden biriydim. Öyle mi? MYK'da. Hı. Biz dört kişi, Veli Ağbaba, Selin Sehekböke, ben ve şu anda siyasette olmayan bir arkadaşımız çok ciddi itiraz ettik. Buna. Hı. Dedik ki yanlış yapılıyor. Diğer arkadaşlarımızdan bizim gibi düşünenler vardı ama son kertede maalesef öyle bir tutum oldu. Yani anayasaya aykırı ama destekleyeceğiz lafı çok büyük sıkıntı yarattı bize. Bugünlere Türkiye'nin gelmesi noktasında önemli bir sorunumuzdu ama biz o dönemde ben partiliyim. MYK'da özgürce konuşurum. Benden bıkarlardı bazen. Yani o kadar çok konuşurdum, özgürce konuşurum. Yetkili organda konuşurum ama alınan karar uygulanırken çıkıp da dışarıda olmaz ama hani madem sordunuz o süreçlerde bizim verdiğimiz karar iyi niyetliydi. Bakın genel başkanımız şöyle bir tutum içindeydi. Ya işte dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karşı çıkıyorlar. Bunlar da kendilerinin durumlarından emin değiller hissiyatına karşılık meydan okumaydı. Ama bambaşka sonuçlar oldu Türkiye siyasetinde. Şimdi yani. sizi dinlemek isterken reklam arası hariç evet. telefon hiç bakamıyorum evet. ama bir aklıma geldi. Evet. Şükran Atalay sabah mesaj yollamıştı. Şimdi Can Atalay'ın annesi. Önce sizi tebrik ediyor. Sağ sizi olsun. ve CHP'yi. Çok ediyorum. sevindim diyor. Şu cümle önemli. Can Atalay'ın annesi Şükran Atalay Dün itibariyle seçimden itibaren iklim değişti. Hele dün Van'da demokrasinin <laughs> yeniden egemen gelmesi, egemen olmasından sonra iklim değişikliği tabi. Mesela cezaevinde Can Atalay var. Tayfun Kahraman var. Tam onu söyleyeceğim. Dün Meriç Hanım'la telefonda konuştuk. Sağolsun. Kutlamak için ben ararım hep Vera'yı sorarım. Evet. Tayfun'la Meriç Hanım sizi aradı. Görüştüysem Hı. sorarım veya e, görüştüysem bilgi veririm. O da görüşmelerinden sonra bir şey olursa zaman zaman arar. Dün tebrik etmek için aradı. Sağ olsun başarı dilemek için de geçmişte aramıştı. Ee, onlar da çok mutlu olmuşlar tabii. Şimdi benim söylediğim şu. Çok böyle kitabın ortasından söyleyeyim. Yarın öbür gün Türkiye'ye bir anayasa değişikliği tartışmasını gündeme getirecek tamam, hükümet. Evet. Buna en baştan ve kitabın tam ortasından söyleyeyim. Bir ülkede mütabakat varsa anayasa değişir. Anayasa değişmez değil. Çünkü toplumsal mütabakat metnidir. Ama anayasa nasıl değişir? Kimler değiştirebilir? Kimlerle anayasa değişikliği olmaz. Bir ülkede Hatay halkının seçtiği bir milletvekili anayasa mahkemesinin de kararına rağmen hapiste tutuluyorsa o ülkede bunu yapanlarla anayasa değiştirilmez. Bir ülkede anayasa mahkemesi kararlarını tanımayan alt mahkemelerine Ceza vermek yerine ödül veriliyorsa ve anayasa mahkemesine hat bildiriliyorsa, hatta anayasa mahkemesi kapatılmalıdır lafları dolanabiliyorsa iktidar ortakları tarafından onlarla anayasa değiştirilmez. Gezi olayları, dünyanın en barışçıl tepkileri. Tayfun Kahraman bugün içeride yatıyorsa, bakın Özgür Özel'in D yerine yatıyor. Ben Manisa Eczacı Odası Başkanı'ydım. Efendim Manisa'da ağaç kesilecek, Manisa'da bilmem ne olacak. Hemen Akademik Odalar Birliği Başkanıydım. Toplardım arkadaşları, tavır koyardık. Tayfun'un yaptığı bundan fazla bir şey yok. Gezi Parkı'ndaki ağaçlar kesilmemiş. Kendisi şehir plancısı ya. Sen Gezi Parkı'nı keseceksin, gidecek. AKM'yi yıkıp AVM yapacaklardı biliyorsunuz. Ona itiraz ettiler. Ve yıllar sonra Gezi'den darbe çıkarıp o işte Gezi'nin olaylarının son günlerinde ki bir takım çatışmalı görüntüleri sanki komutanları Tayfun Kahramanmış. Hiç ilgisi yok. Tayfun Kahraman ki ekibinden birlikte gitmiş. Gezi Parkı'nın barışçıl olarak Gezi parkındaki gösterinin evine dönmesi için şartları sıralamışlar. Şartlarda ağaçlar kesilmesin, AVM yapılması var. Cumhurbaşkanı Türkiye'ye dönmesin, hükümet istifa etsin yok. Darbe olsa öyle olur. Hiç olmazsa hükümeti değiştirmeye çalışıyorsundur yani. Net bir şey söyleyeyim. Tayfun içeride yatıyorsa, içeride gezi davasından yatan herkes... Hepimizin yerine yatıyor. Ben de kesideydim. Ben Tayfun Kahraman'ın görevinin yerinde olsaydım onun gibi efendi de durmazdım. Bir sürü de kavga ederdim orada. Şimdi aklıma ne geliyor? 14 Mayıs seçimi oldu ya. ya Şimdi, cümleyi tamamlayayım mı? Çok özür dilerim. Bu yüzden bizimden anayasa değişikliği falan konuşacak birinin önce anayasaya uyuyor olması lazım. Evet. Uyulmayan Anayasa'nın değişikliğinin müzakeresi olmaz. Ha Can ve gezideki herkes yani bir tek canı çıkarıp yollamaları yetmez onu söyleyeyim o ne? O zaten olmazsa olmazın olmazsa olmazı yani çoktan olmalıydı. İşte Osman Kavala var. Ge Geziden yatan herkes diyorum Osman Kavala dahil. O arkadaşlarımızın hepsi bizim yerimize yatıyorlar. Bizi hapisten çıkarmayan biriyle müzakere edemeyiz. Şimdi bugünlerde önemli röportajlar veriyorsunuz. Ben 14 Mayıs hatırladım ve 28 Mayıs'ı. tabi halkımızın bir kısmı sevindi AK Parti'ye oy verenler. Ama halkımızın bir kısmı çok üzüldü. Yani travma boyutunda üzüldü. Ben o zaman şunu düşündüm. Bilirim çünkü siyasal iklim her yere yansır. Hukuka da yansıyor. Ben işte Osman Kavala düşündüm, onu düşündüm. Selahattin Demirtaş'ı düşündüm. Yani ülkede Cumhurbaşkanı adayı yapmış bir isim. Selçuk Mızraklı şöyle. Şimdi 3 metre yanımdan dünyanın en iyi kalpli doktorundan terörist çıkardılar ya. Şimdi onlar cezaevinde yatıyorlar. Yani Cumhurbaşkanı adayıydı bir önceki seçimde. Şimdi yani birileri bedel ödüyor memlekette. Bakın ben hukuki yorum yapmıyorum. Ben genel olarak bir vatandaş ve gazeteci olarak gözlemi paylaşıyorum. Fakat dediniz ki geçtiğimiz günlerde aslında bu 31 Mart'ta kazandığımız seçim 14 Mayıs'ta da kazanılabilirdi dediniz. Kesin doğru. Ne demek o efendim? Yani bu insanlar bu sevinci o gecede yaşayabilirlerdi. Ya 14 Mayıs hani bir öz yapmak gerekirse altılı masanın müşterek ve münferit hatalarından hep beraber ve ayrı ayrı yaptıkları hatalardan dolayı kaybedildi. Yani 14 Mayıs'ı yanarım yanarım ona yanarım. Tayyip Erdoğan kazandı diyorlar 28 Mayıs'ı. Tayyip Erdoğan kazanmadı biz kaybettik. Bakın görüyorsunuz insanlar doğru işler yapılırsa birlik beraberlik ki bizim bile birlik beraberliğimizi bakın AK Parti medyası neyle uğraştı hep? İşte Özgür Özel lider değil, CHP'de şu çekişme var. 1 Nisan'da bu kavga. Ben hep ne dedim? Avuçlarını yalarlar. Neden? 1 Nisan'da zafer geliyor, bunlar ezimet geliyor diye bekliyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Güçlü bir muhalefetin ne başaracağını biliyorlar. Şimdi CHP'de kavga yok. Muhalefetle de kavga etmedik, etmeyeceğiz, etmeyeceğim de. Yani bak seçim geçti. Burama kadar gelmişti. Hadi bunları da ben söyleyeyim. Yapmam. Geçti gitti. Bakın, Eskişehir'deki milli irade hırsızlığı vardı. Üç kere Eskişehir'e gittim. Eğer kazansaydı Eskişehir'deki İyi partisi AKP'ye geçen milli irade hırsızı çatlardım. Çok önemli bir başarı. Öbür taraftan milli irade hırsızlığında bir başka taraf Balıkesir vardı. Muhalefetin oylarını alıp AK Parti'ye geçen kişi. Bunların hepsine karşı hak yerini buldu. Ama isimlerini almam. Bana ne kötülükler yaptı. Neden? Onlar muhalefette, muhalefete, muhalefet yapılmaz. İktidarla uğraşacağız hep beraber. Muhalefeti dağıtmak gibi şöyle bir hesabım olamaz. Muhalefette biz yüzde otuz sekiziz. Bunlar biri üç, biri bir, biri bilmem ne. Onları yok edelim. Partileri ne Anayasa Mahkemesi kapatabilir, ne diğer partilerin liderleri. Hmm. Partileri kapatırsa millet kapatır, açarsa yenisini millet açar. Seçilmiş herkesin başımın üstünde yeri vardır. O yüzden de muhalefetle asla kavga etmeyeceğim. Ama biz hep birlikte ve ayrı ayrı yaptığımız hatalarla insanların 31 Mart gecesi yaşadıkları sevinci mahrum ettik. Oradaki kusurumuzu görüyoruz. Bir daha onlara öyle bir üzüntü yaşatmamaya yemin ettiğim için genel başkan adayı oldum. Ona inandırdığım için genel başkan oldum. Ardından insanları başarıya inandırabildiğimiz için o %25'lik cam tavan hatırlayın. Yüz kere söyledim. Tuzla buz edeceğiz dedim. Kırdınız. Tuzla buz ettik onu. Şimdi Özgür Bey tabii önemli bir başarı. Ve bu başarının mimarısınız. Tartışma götürmek. Şöyle söyleyeyim mimarlarından bir tanesi. Milyonlarca mimar var. Bütün örgütümüz bu başarının mimarıdır. Muhalefete inanan ve destek veren herkes bu başarının mimarıdır. Sol partilerde her şeyi tek başına başaran güçlü lider falan böyle şey olmamalı. Bunu ararsanız kaybediyorsunuz. Aksine eşitler önünde bir adım önde kendi işini yapan, iyi bir teknik direktördür şey. Hı. Doğru takımı kuran, doğru kararları veren, kararları da tek başına değil bütün herkesin fikrini alarak veren kişidir sol partinin lideri. Şimdi fakat önemli bir başarı ama daha her evet. şeyin sonu değil. Daha başlangıç. Daha başlangıç. Daha yeni başlıyor. O gün dedim ya yeni başlıyoruz. He, şimdi kısa kısa tabi. Sonra ne olur anlamaya çalışıyorum. Tabii. Cumhuriyet'ten iklim öngele verdiğiniz röportajda sokağın sesini biz duyduk diyor. Sokak ne diyor efendim? Bugün itibariyle <laughs> ne diyor sokak? Şöyle bu seçimde Dediniz ya ne getirdi. Bir devlet millet yarışını millet kazanır bir. İki Atatürk'ün bilime sarılması, ölçme değerlendirmenin önemi. Üç gençler ve kadınlar. Dört dört sokağın sesi milletin sesi. Bunu bir yere bağlayacağım. Aa. Sokak ne diyordu biliyor musun? Bu seçimde ilk kez şöyle bir şey oldu bizim lehimize. Hı. Eskiyle yeni yarışabildi. Değişenlerle değişmeyenler yarıştı. Hı. Bakın AK Parti eski biz yeniyiz. Değişen muhalefet için bakın Değişmiş bir muhalefet partisi. Genel başkanı da değişmiş. Öncekilere saygı değişmiş. Kadrolar değişmiş. Hı. 43 yaşında PM. 2 ayda bir toplanan PM'yi 2 ayda 13 kez topladım. Bakın. Bunların hepsi Türkiye'nin dört bir yanından geliyor. Eskiden 2 ayda bir toplanıyordu. 2 ayda 13 kez topladık. 11'inde aday ilan ettik. Çalışkan genç kadrolar. Ve inanılmaz bir şey. Bir yanda aynı kadrolar bir yanda genç kadrolar. Muhalefete bak seçenek olacak. İktidardan Hı. kaçtım değişmeyen kadrolar, değişen kadrolar. Biz değişimin tarafındaydık. AK Parti müesses nizamın hakim örgütlenme. O devam İnsanlar halinden memnun değil. Kaçacak yer arıyor. Burada değişmiş bir parti var. Bu bir. İnsanlar bize kredi verdi. Bu bir tüketici kredisi değil. Evet. Bu bir yatırım kredisi. Tüketici kredisi al harca keyfine bak ya da borcun çok borcunu kapat. Ama yatırım kredisi ben Türkiye'yi iyi yönetirim diyor. Al sana yatırım kredisi. Dört yıl yönet göreyim. Beğenirsem, memnunsam krediyi arttırarak devam ederim. Banka öyle yapar. Güzel bakış. Yatırım kredisi. Temkinli bir bakış. Diyor ki dört yıl boyunca sana yatırım kredisi verdim. <laughs> Gençlere yatırım yapıyorum. Kadınlara yatırım yapıyorum. Yenileşme umuduna yatırım yapıyorum. Vaat ettiğin her şeye yatırım yapıyorum. Dört yıl. Dört yılın sonunda eğer siz yatırım kredisini dört yılın sonunda şey yaparsanız e, karşılığını bize verirseniz Kredini kapatmam diyor. Yenisini veririm diyor. Banka ne yapar? Kahreden şirkete yeni kredi verir. Ee, bunu görmek lazım. Bağlayacağım yerde şu. Üç şey saydım. Devlet, millet, ölçme, değerlendirme, gençler ve kadınlar. Evet. Sokağın sesini dinleme. Bakın Atatürk'ün resimlerine bakın arkada üç tane. Üçünde de vatandaşı dinliyor. vatandaşı dinliyor. Ve bir sürpriz. Burada kimi dinliyor? Bu da deprem sonrasında vatandaşımızın. Tokat Değerli izleyenler bakın bunu biz bu sabah öğrenmiştik. Sorduk, soruşturduk. Genel Başkan bize bilgiyi verdi. Şimdi siz de öğreniyorsunuz. Buyurun. To Tokat Tural'da yaşanan bir depremden sonra dertli bir vatandaşı <laughs> dikkatle <laughs> dinliyor. Bunu hatta sevgili Ekrem İmamoğlu bütün belediye başkanlarımıza hediye etti. Vatandaş konuşuyor, öğrenir gibi dinliyor. Bakın öğrenir gibi. Görüntüyü verelim arkadaşlar. Ve lütfen. Özellikle o dinlerken. Fotoğrafı köşedeki. Şimdi bakın yanındakiler kendi yöneticileri ve vali. Gariban vatandaş derdini anlatıyor. Hepsi gözünün içine bakıyorlar ve üstten değil anlamaya çalışan bir bakış açısı var. Bu sokağın sesini dinlemenin sembolü budur. Ha, bu fotoğrafın bir de sürprizi var. Vali orada yanındaki kendi yol arkadaşları Atatürk'ün orada bakanları orada. Dinlediği vatandaşın <laughs> torunu... Mazbat alıyor. Mehmet Erdem Ural Tokat, Bel Tokat Turhal Belediye Başkanımız oldu. İnanılmaz. Değerli izleyenler bakın bu da çok çok enteresan bir bilgi. Kamuoyu ilk defa bizzat CHP lideri Özgür Özel'den bunu duymuş oluyor. Ya yani bu fotoğraftan bir belediye başkanı çıkmış. Torunu e, büyük dedem dedi. Büyük dedesi e, Atatürk'e bu derdini anlatan vatandaş. Şimdi torunu Mehmet Erdem Ural vatandaşın derdini dinleyip Tural'ın Sorunlarını çözmek için Atatürk'ün partisinden yani Atatürk'ün siyasi torunu Genel Başkan evet. vatandaşın <laughs> siyasi torunu da tokat duralım Belediye Başkanı şimdi öz torun Özgür Bey bana her yerde bunu soruyorlar şimdi ne olur diyorlar sevindiler tamam insanlarımız evet. sevindi ben de diyorum ki her şey Özgür Özel ve CHP'nin belediyelerinin bundan sonraki performansına bağlı çok doğru çünkü. 2019'da sizin partiniz 11 büyük şehri kazandı. Onlar başarılı oldular ki şimdi başka belediyelerde geldi. Yani bugün artık bir CHP'li belediye profili diye bir şey çıktı ortaya. İşte Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na, oradan buraya, Vahap Seçer'den Zeydan Karalar'a hepsi. Şimdi sizin yine belediye başkanlarınız başarılı olursa 2028'i kazanırsınız diyorum. Doğru. Ama başarısız olursanız da bir şey söylemek istemem. Krediyi geri çeker var. Evet. Şimdi bugün Mesela Hürriyet'ten Turan Yılmaz belediyeler önce parti denetleyecek. Bunu bir anlatır mısınız efendim? Şimdi parti e, değiş parti eğitim denetim ve eşgüdüm komisyonu kuruyor. Evet. Bu eşgüdüm hizmetlerde ortaklaşma e, ve hazır projelerin verilmesi. Eğitim belediye başkanlarımızı hızla eğiteceğiz. İlk toplantılar bitti bile. iletişimini çok yapmadık ama seçilmiş bütün yeni belediye başkanlarımızla biz Ankara'dakilerle yüz yüze Türkiye'dekilerle Zoom üzerinden genel yönetimler devir testinde nelere dikkat edeceksiniz ilk bir haftada neler yapacaksınız konuştuk bile yüz yüze eğitimlerini verdik şimdi başta Yılmaz büyük Arşın olduğu bu yapı ama altında denetim kısmında Heh. sayıştaydan emekli olmuş ya da sayıştaydan el çektirilmiş pırıl pırıl devletin hakkını hukukunu gözeten meclis adına denetim yapan elemanlar var ya solcuların hepsini attılar onları alıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere iç denetim mekanizması göz teftiş kurulu kuruyoruz. Aa. Belediyelerimizin haber, e, haberli yani diyelim ki 6 aylık bir yıllık ve habersiz rastgele hatta gizli müşteri gibi bazı alanlarda vatandaş gibi giden, vatandaşı yollayan ne olacağını ölçen, verdiği hizmeti vatandaşla iletişiminden mali denetimine kadar Lid, e, gene belediye başkanının kendi lider iletişiminden tutunda da randevu bekleyen vatandaş ne kadar bekliyor derdini kim dinliyor denetleyeceğiz ayrıca mali denetim de var bu noktada ve kusuru olanın gözünün yaşına biz bakmayacağız İsmail Bey çok hı hı, net hı. yani biz 1989'dan buraya Heh. mesela İSKİ'de kendi hı hı. haklı arkadaşlarımızı hı. ihraç etmemize rağmen kusuru olanın gözünün yaşına bakmayız bir iki belediye bunun ikinci bir yönü var Belediyelerimizi devlet denetliyor ya. Orada belediye başkanımızın tırnak içinde acemiliğinden, tecrübesizliğinden ...bir takım yanlış işler olmadığı halde olmuş gibi raporlar tutulabiliyor. Denetlenen belediyemize de hukuki destek vereceğiz, arkasında duracağız. Ha, belediyemiz denetleniyor. Biz görmemişiz müfettişin gördüğü bir kusur var. Örtçek halimiz yok. İlk hesabı biz soracağız. Şu kadarını söylüyorum. Önemli bu. Belediye başkanlarımız Önemli. bir Mal varlıklarını asarak başlıyorlar görevlerine. İki, bundan sonra devlet denetimi kadar sıkı ama vicdanlı bir denetim yapacağız. Hatası olan affetmeyiz ama düzeltilecek kusurları mutlaka öğretiriz. Peki. İç denetim yapacağız. Vatandaş dört yıl sonra bugün verdiği oydan pişman olursa ben onlara mahcup olurum. Ben onlardan bir daha oy isteyemem. Çünkü ben dedim ki bu bir yerel seçim. En iyi yerel yöneticileri ben getirdim. Onlara oy verin ayrıca da hükümete bir sarı kart gösterin dedim. Böyle oy kullanan bir sürü Cumhur İttifakı'na geçen seçimde oy vermiş Bu sarı kart mı efendim? Bu sarı kart. sarı kart. Bu net. Bu hatta bak bu sarı kart nasıl biliyor musun? Hakem bazen sert gösterir. Sonra da böyle yapar. İkinci de gider. Atarım de. diyor. Ha. Çok net söyledi. Peki. Şimdi bir defem de Kayseri Pınarbaşı. Ben biraz önce Türk Gün gazetesinden okudum. Semih Yalçın olsun, Bahçeli'nin kendisi ve Semih Yalçın gibi Fethi Yıldız gibi kurmayları böyle milli iradeye saygılı açıklamalar yapıldı. Fakat bir tane Yadırgadığımız bir gelişme var. Pınarbaşı'na gidebiliyor muyuz arkadaşlar? Bir izleyelim bakalım. Özgür Özel neler söyleyecek? Hakim Bey hakim. E.

Şimdi tabii Türkiye aslında Sayın Genel Başkan müthiş bir olgunlukla kurumlarımız da dahil bakın. Tabii, tabii. YSK'sı, Anadolu Ajansı ben çünkü onların iftarlarına da gittim. Yaptıkları hazırlıkları falan da gördüm. Hatta dün Cumhurbaşkanı şunu söylüyordu. Bu seçim bize şunu gösterdi. Daha evvelki seçimlerde işte şöyle şöyle şayalar, iddialar falan vardı. Bunların da geçersiz olduğunu da gördük diyordu. Hani bak... Fark çamura yatamayacağı kadar yüksek olunca böyle yapmayı tercih ettiler. Anadolu Ajansı'nı dikkatle takip ettik. Teknik hazırlık çok iyi. Hı hı içerideki çalışanların muhabirinden kameramanına kadar kimseye bir şey diyeceğimiz yok. Masada çalışan arkadaşlara evet. ama e, siyasi iradenin emri altında oldukları için. Ya ben her zaman Anadolu Ajansı'nın gerisindeyimdir veri toplarken. Niye? Niye? Anadolu Ajansı'nın her okulda muhabiri vardır, polis telsizini dinler bir her şeyi yapabilirler yani. Sandık başından alınır. E, devletin kurumu. Devletin kurumu. Çok da normaldir. Şimdi önde olduğumuz her yerde Anadolu Ajansı Hı -hı. %2'de. de. Cumhuriyet Halk Partisi %50'de 70'te Anadolu Ajansı 2'de gösteriyor. Tuttular sonuna kadar. Gerideler ya. Göstermiyorlar. Ama Eskişehir'de ilk açılan sandıklarda odun pazar ve şey yoktu. Çeper sandıklarda e, İyi Parti e, eski İyi Partili AK Parti'nin adayının görece bir iyiliği vardı. Anadolu Ajansı sandıktan hepsini göstermeye başladı. Bir baktım Anadolu Ajansı AK Parti öndeyse %40 gösteriyorsa AK Parti geride %2-4 gösteriyor. Orada da bir hazırlık manipülasyon yukarıdan gelen baskı vardı ama baktılar geri dönmüyor saldılar gitsin. Hmm. O yüzden hani o geceyle Tayyip Erdoğan o geceden demokrasi çıkaramaz. Ben bütün hazırlıklarının ne olduğunu gördüm bildim. Ama biz de buradan Şuna... dersimizi alacağız. Bu dersi alalım söyleyeyim. Fark yüzde yarım olunca her türlü çamur olur. Atarsan 10 puan farkı. Kimse kimsenin oyuna karışamaz. Şimdi fakat yine de başa baş giden yerler var. Var. İşte mesela Pınarbaşı'nı kazandınız. ...korkunç görüntü görüntü. Buna şunu söyleyeyim. Lütfen. Ali Mahir başarır. Hakime yanlış yapıyorsun. Yanlış deyip salonu terk etti. Bak bu kadar. Yanlış yapıyorsunuz. Haksızlık bu dedi salonu terk etti ki haklı olduğumuz bir konuda. Burada M ve MHP o gün ne nasıl bir reaksiyon aldı? AK Parti, MHP Ali Mayır hızla dokunulmazlık dosyası geldi. Meclise getirdiler dokunulmazlığını kaldırmak istediler Seni o hakimin karşısına çıkaracağız Dediler o arada seçim geldi O iş bitti Şimdi bakın MHP milletvekili Veremediğiniz küfürler ediyor Veremediğiniz Me Me Ağza alınmaz ki, Ağza alınmaz. Cinsiyetçi küfürler ve hakaret ediyor diyor. Hakaret var. ediyor Şimdi bakalım MHP ile AKP Türk hakimine Türk milleti adına karar veriyor hakim. Türk hakimine küfredene ne yapacak Ali Mahir parmak sallayıp böyle yaptı yanlış yapıyorsunuz yanlış dedi diye neler yaptılar. Bu küfürler bir hakime edildi ve oradaki seçimi AKP MHP lehine iptal ettiler. Şimdi yeniden seçim olacak. Gideceğim orada kampanya yapacağım. O seçimi de alacağım onu da söyleyeyim şimdiden. Hani sayıyorduk ya nereye alacağız. Evet. Ha şimdi orayı alacağız. Küfürle seçim iptal ettirenlere karşı gidip orada kampanyamızı yapacağız. O seçimi alacağız biz orada. Pınar Başarılar hiç endişe Heh. etmesin. İkinci söyleyeceğim, ikinci söyleyeceğim şudur. Benzer durumda birçok ilçe var. Evet. Pınarbaşı kararına uygun olarak geride olduğumuz ilçelerde seçim tekrarı yapmazlar ya da oyları yeniden saymazlarsa bu da demek ki küfür işe yarıyor, efendilik ve demokratik tutum işe yaramıyor demektir. Bu da kötü örnek olur. Buna dikkat etmek lazım. Oradaki arkadaşın o tutumu bir milletvekili olarak yaptığı davranışı MHP ile AKP sahiplenecek mi göreceğiz bakalım. Bunun dışında da mesela Besni var. Mesela İstanbul'da, Şimdi mesela sizin partinizin adaylarının önde olduğu yerlere itirazı... Besni 23 oy herhalde bildiğim kadarıyla. Şurada, 21 oy dedi. 21 oy var. Besni'nin itirazı Pınarbaşı ile aynı. E şimdi sen Pınarbaşı'nda seçim yeniliyorsun, Besni'de yenilemiyorsun. Olacak şey İstanbul'da değil. İstanbul'da da benzeri durumlar var. Mesela İmamoğlu Gazi, Gazi dedi Paşa. ki çifte standart yapmayın dedi. İki, İki Beykoz, Hı. Gazi Osman Paşa ile Beykoz'da geriye düşmüşler. Saydırıyorlar. Geride olduğumuz yerlerde başvuruyoruz, saydırmıyorlar. Biz bunu ilçelerde tabii ayrı kararlar. İlde hakim şey yapmak zorunda. E bunlar böyle yapmışsın bunu ona bir İlde benzer karar verse YSK'ya gideceğiz. YSK'da hakkımızı arayacağız. Son bir oya kadar hakkımızı arayacağız. Ama herkes şunu bilsin. İptal edilen seçimlerde bizzat genel başkan olarak kampanya yaparım. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiasız olduğu hiçbir seçim bölgesi kaybedeceği bir tane daha seçimi yoktur. Özgür Bey şimdi sizinle daha evvel konuştuğumuz için biliyorum. Şu anda Türkiye en çok şuna şaşırdı. Adıyaman'a. Evet. Tutdere. Sizin için özel... Yayında anlatmıştım size. Evet. Siz söylemiştiniz. Kadınlar Kürtçe ağıt yakıp Abdurrahman sen ol başkası yok. Sen ol. Ben Kürtçe bilmiyorum. Arkadaşlar diyor ki kulağımda çınlıyor diyor. Kürtçe bilen bir arkadaş Mahmut'tan aldı galiba anlattı. Sen ol başkası yok. Sen ol başkası yok. Yani bakın Veli Ağababa'yı anket ve Malatyalı halk birlikte adaylaştırdı seçimde en büyük içimdeki yaradır. O da kazanmaya çok Bu kadar yakındı. ya %18 oy aldığımız yerde 38 aldı. 6 parti beraber 10 ay önce yüzde %21 aldık tek başına 38 aldı. Neden? O, ona mı üzülüyorsunuz? O üzülüyorum çünkü çok emekleri zayi oldu. Bir de onunla çok özel bir anım var. Bir gece böyle baş başa oturuyoruz kendi evlerinin balkonunda. Dedim ki bu siyasette nereye gidersin sen dedim. Hı -hı. Hatta önce dedi ki ya genel başkan yapmış Ne olacağım daha genel başkan mı <laughs> olacağım falan dedi öyle. öyle. Yani en üst noktadayız. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olmak isterim dedi. Kendi memleketime sahip çıkmak isterim. Olsaydı çok iyiydi olmadı canı sağ olsun. Sonraya kalsın. Belki daha sonra nasiptir. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Malatya'da bir anket büyük şehir olduğu için her yeri ölçtürüyoruz. Telefon geldi. Özgür Bey dedi. Asrın felaketi diyorlar ya depreme. Asrın sürprizi, asrın talebi var dedi. Hmm. Mehmet Ali Çalışkan bana. Nedir dedim. Malatya Veli çağırıyor dedi. Yolla dedim. Bir baktım Allah Allah. Olacak şey değil. Malatya'da 38. Hemen konuş. Biz 36 ölçtük sonra 38 oldu. Hemen konuştum. Bir anket daha yaptık. Malatyalılar da çok istediği için görevlendirdik. Adıyaman'da anket de yok. Adıyaman'da kadınların ağıdı var. Abdurrahman'da Abdurrahman diyor ki 6 Şubat gecesi bir sonraki bir yıl sonraki 6 Şubat yanlış anlaşılmasın. Mezarların başındalar. Abdurrahman da bizim arkadaşlarla mezar ziyaretine gidiyor. Yıkılmış, halen daha ıltından, göçükten yakınları çıkmamış insanlar var. Kayıp. Burada diyor, kazın diyor, burada diyor. O insanlar ağırlıklı olarak da Kürtçe ağıt yakarken Abdurrahman'ı görüp boyuna. Bana 10 kişi yolladım. Üçü bir geldi. İkisi bir geldi, diğerleri tek tek telefon açtı. Dediler ki Abdurrahman'ı yapalım. Adıyaman Abdurrahman'ı istiyor. Ben yıl döneminde Adıyaman'da yayındaydım. Hmm, Sizinle doğru, o günden doğru. sonra bir mesajlaşmış, konuşmuştuk. Orada Gani Bereket Ticaret odası meclis başkanı bir de Ferit Yerel gazeteci arkadaşım vardı orada. Onlar da söylediler. Dediler ki halk çok üzgün. Halk perişan, yalnız olduğunu düşünüyor. Bir de Sayın Başkan, Adıyaman'da sanki deprem yokmuş gibi bir hava vardı Türkiye'de. Maalesef. Bir tek kişi bunu kırdı dediler. Tutdere. Hakikaten de yayında da onu gördük. Millet isyan ediyordu ama Tutdere'nin elini tutuyorlardı. Evet. Bu arada şunu da sormak istiyorum sizin partiniz açısından da benim bölgem açısından da çok kritik Kütahya Uşak Afyon Denizli CHP'li belediyeler Evet Şeyle, Manisa ile beraber şöyle 8 Ege ilinde 8'de 8 8'iz hiç kaybımız yok etrafımız da dolu ee, yayında demiştim ikiz geliyor diye evet. nasıl dediler ikiz geliyor bakın dedim ki Bursa ile Balıkesir geliyor Manisa ile Denizli geliyor Uşak ile Afyon birlikte geliyor Malatya ile Adıyaman geliyor Bu saydığım 8'den bir Malatya olmadı hmm. 7'si oldu Uşak ve Afyon ikisi Hatta bana Veli Baba şey diyor Senin prensler kazandı biz kazanamadık Uşak, Özkan Yalım, Yıllarca birlikte siyaset yaptık Değişik bir arkadaşımızdır Halkta çok karşılığı olan bir arkadaşımız ee, Özkan Yalım'ı Uşak'a aday gösterdik seçildi Adaylaşırken bütün itirazlara rağmen Çok net arkasında durduk çünkü kazanabileceğini biliyordum Burcu da yine Özkan'la birlikte bizim iki komşu ilimizden bir tanesi. Onu da adaylaştırdık. Afyon'da Burcu'yu aday yaparsak kazanacağımızı biliyordum. O talihsiz beyanın dil süçmesinden sonra da herkes at parti Ya nereye atıyorsunuz? Dedim ki lider dediğin öyle ilk şeyde birini partiden atan veya şunu yapan alt... Bazen dedim krizi yönetmek mesele. Ben dedim Afyon'u kazanıyorum. Aynı zamanda de buradaki hatayı telafi edeceğiz. Doğrusunu anlatacağız ama bu belediye Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı da olacak. Çok da iyi oldu. Özgür Bey şimdi izleyicilerim hatırlayacaklar. Ben Kurultay'dan sonra Kılıçdaroğlu'na da gitmiştim. Aktardım burada sizin ne kadar başarılı olmanızı çok istediğini söylüyordu. Hı hı. Şimdi çok konuşulduğu için bunu soru olarak da mutlaka yönetmek istiyorum. Hatta bana da dedi İsmail size siz de destek verin. Özgür Özel mutlaka başarılı olsun dedi. Efendim ben gazeteciyim dedim ama ben de başarılı olmasının iktidar siyaset, iktidar muhalefet dengesi bakımı önemli olduğunu düşünüyorum dedim. Hani biraz orta sahada top çevirdim. Sizi aradı Kılıçdaroğlu. Tabii. O gece. Bence çok sevinmiştir hmm, bu seçime. Tabii, Adım insin. kadar eminim. Böyle tuhaf yorumlar yapılıyor. Yok canım ya. Onlar Ne konuştunuz efendim? O yorumları yapanların esas Kemal Bey'in düşmanı onlar. Hmm. O yani şey yorum yapanların e, Kemal Bey'den yanaymış gibi olup da yok 1 Nisan'ı göreceksiniz. Hezimetten sonra Kemal Bey'i getireceğiz. Kemal Bey böyle bir insan olabilir mi? Yani öyle bir şey olmaz. Sizi aradı. Beni aradı. Dedi buyurun Sayın Genel Başkanım dedim. Dedi ki Sayın Genel Başkan ne diyeyim dedi. Durdum. Çok mutluyum dedi. Tebrik ediyorum dedi. Çok önemli bir başarı elde ettiniz ki ya nasıl söyleyeyim? 9 falan değildi yani. Erken arada öyle hani daha tablo tam netleşmemişti ama o da gördü, gördü. şeyi. Dedi ki e, ne diyeyim dedi. Büyük bir başarı dedi. Tebrik ediyorum dedi. Kazanan bütün arkadaşları tebrik ediyorum dedi. Oylara sahip çıkmaya devam edin. Önemli herhalde tweet'imi görmüş. <laughs> o tutumunuz <laughs> önemli dedi oylara sahip çıkmak. Önemli dedi. Selvi Hanım da tebrik ettiğini söyledi. Ben de hürmetlerimi, saygılarımı ilettim. İnşallah en yakın zamanda bir araya geliriz dedim. Yine e, artık bu sonra ba babanızla mı? Bir, Babamla Ahmet Necdet Sezer konuştu. Ah eski Cumhurbaşkanı. Evet evet. O da aradı sitemi. Ben şimdi etti. Ahmet Sezer'i çok severim. Yani müthiş sevdiğim bir insan. O çok mütevazidir. Bir şoför, bir korumayla meclisteki cenazelere gelir. E, Cumhurbaşkanıyken de öyleydi. Kol öyle olmak lazım e, zaten. Kol kola. Kendisinden meclis bahçesinde kısa gezeriz falan. Bana hep çok iyi şeyler söylerdi. Bazı hukuki değerlendirmelerimden sonra arardı. Çoğunlukla tebrik ederdi. Ya derdi bunu DM hukukçu böyle ifade edemez. Bazen ama şu kısmına dikkat et derdi falan. Böyle çok özel bir iletişimiz var. Biz evine gitmiştik Kemal Bey adaylaştığında. Sonra biz kendi ekibimizden arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Şimdi yine gideceğim kendisini Kurultayı kazandıktan sonra gidememiştim. Te i̇lk tebrik telefonu açtı. Yine aradı, beni tebrik etti. dedi ki Özgür Bey dedi babanız dedi öğretmen dedi ne yapıyor sağlığı yerinde. Semra Hanım da öğretmen. Evet dedi ki ben Semra Hanımın sağlığı sorunca o da babamı sordu. Heh. İyi dedi ki babanızı dedi tebrik etmek isterim dedi. Kutlarım dedi işte bir öğretmen çocuğunun ha. bu noktalara gelmesi bu elde etmesi. Ben de kapattım dedim ki e, Sayın Cumhurbaşkanı özel kalemine sorun babamla ilişkilendirin bir görüştürün bakalım tebrik ha. etmek isterim dedi. Tabii de, ben iletirim falan dedim ama babama sonra aradım babam da çok tatlı öğretmen evindeymiş. <laughs> Benim babam e, şu anda e, 81 yaşında öğretmen evindeymiş baba dedim Ahmet Necdet Sezer seninle görüşmek istiyor bağlasınlar mı? O da demez mi ya? Olur mu oğlum dedi Cumhurbaşkanı. Dur, ben sonra ararım falan. Eve gitmiş sessiz bir odaya geçmiş. Aa. Hazırım şimdi demiş. Cumhurbaşkanıyla diyor öğretmen evinden mi konuşacağız falan böyle. Konuştular. Konuştular. Peki. Tebrik etmiş. Hani detayını bilmiyorum konuşmanın. Babam çok mutlu olmuş. Tamam. Ee, özel kalem görüştüklerini. Bu bizim. arada arkadaşlarım uyarıyor. Bugün saygı Öztürk. Mansur Yavaş'la da konuştu. Tabii şimdi Mansur Yavaş'la da VAP Seçer arasında bir yarış vardı Sayın Genel Başkan. Şimdi hangisi birinci olacak diye. Az daha bizim Manisa'da Ferdi birinci olacak. Ferdi, Ferdi nasıl o? %60 çıkıyor o gece. Ya dedim yüzde 60'ı kim alacak derken sen dedim aradan sıyrılma. arada sıyrılma başkanlara dedim saygısızlık olur görüştük. Bu önemli ben muhabirlik yaptığım günden itibaren şuna bakarım Sayın Genel Başkan. Bir partinin liderinin kendi memleketindeki performansı çok önemlidir. Evet. Ta öteden beri bakarız. Dolayısıyla ama siz Manisa ve İzmir'e çok asıldınız. Çok. Bir de Manisa şöyle oldu. Ben ilk Manisa'da ilk adaylığım 2009'da %15 oy aldım ben belediye seçiminde. Üçüncü oldum. Hı hı. Bugün gönderdiğimiz belediye başkanına, görev bırakan belediye başkanına kaybettim o zamanlar. Ve ben 2009'da oy aldıktan sonra tek milletvekili var. 2009 rahmetli Şahin Mengü oyumuz yüzde %18 falan yanılmıyorsam. Biz e, 2018'de pardon 2007'de kendisi seçildi tek milletvekiliyiz. 2009'da %15 aldım. 2014'te %20 aldım. Son seçimlerde %30 aldık. Kademe kademe gidiyor. Benim için iki yer çok önemli. Bir Manisa ve oturduğum ilçe. İkincisi de ona da özel bir şey söyleyeceğim. Soma çok önemli. Her yani seçim tabii. akşamı Soma'ya Twitter silah söver. Hem facia oldu hem AK Parti. Ben de derim ki ya bir Soma öyle bir yer mi? Bir seçimde AK Parti %65 alırken şimdi Soma'da biz %65 aldık. Şimdi ben bütün bu kampanya dönemlerinde yeni isimler çıkarmaya çok gayret çok. ediyorum. Sizlerden de dinlediğim için böyle. Mesela bir Lal Denizli modeli çıktı. Şimdi yarın Manisa'dan aynı modelde birisi geliyor. Gülşah Hanım diye. Durbay. Bir... 34 yaşında. Acayip bir hikayesi var. Son gençlik kolları başkanımız Manisa'da. Manisa hikayesini şöyle anlatayım size çok Lütfen. basit. İl başkanımız son il seçiminde iki kişi yarıştılar ya bizim kongreyi kazandı diye ilan eden. İl başkanımız Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı. Yendiği bir önceki il başkanımız benim oturduğum ilçenin belediye başkanı. Bakın çok tartıştılar. Bizde demokrasi var. Ben mahallemdeki delege seçiminde o il başkanı Zın yönettiği süreçte ben delege olamamıştım mahallemde. Bütün Türkiye beni rezil ettiler. AK Parti meclis tutanaklarına geçir A haber. Herkes dedi ki Özgür Özel genel başkan oldu. Musa Semi Balaban'ı, Musa Semi Balaban bundan sonra siyaset yapamaz. İlk telefonu ona açtım. Dedim ki başka sayın hocam dedim. Yerel seçimde iddialı olabilirsin. Sakın bırakma. Ben dedim senin arkandayım bir sıkıntı olmaz. Girdik ankette baştan iki kişiden biri çıktı. En yüksek o çıktı. Sandık koyduk üyeler onu seçti. Ve muhteşem bir birliktelik. Onun bir önceki seçimde yendiği il başkanı da Gülşah Durubay. Manisa'da 3 belediye başkanı var merkezde. Son il başkanı son yendiği benim ilçemi yönetiyor. Onun yendiği yandaki ilçeyi yönetiyor. Örgütün bütün gücü bir araya geldi. Ve Manisa'da biz %60 yaparken nasıl yaptık biliyor musunuz? Bir kişiyi kenarda bırakmadık. Bir kişiyi itmedik. Bütün bir örgütü komple barıştırdık. Kavgayı bitirdik. Dayanışmayı getirdik. Ve bu arkadaşlarımız... Birbirleriyle abi kardeş gibi dayanışarak bütün Manisa'yı kazandılar. Yani 17'de bir tane liste veremediğimiz yer var giremedik 16 yerde girdik. 16'da 14 kazandık. Kaybettiğimiz iki ilçe ikisi de Manisa'nın en küçük iki ilçesi onda da birini Kılpa'yı kaybettik. O yüzden şunu göreceksiniz bundan sonra Türkiye'de örgütte birbiriyle uğraşarak birbirine kaybettiren değil dayanışarak birlikte büyüten birlikte kazanan birbirine kazandıran bir örgüt olacak. Şimdi programın sonuna doğru da geliyoruz. Artık şöyle bir 2028'e doğru bir bakalım. Ee, bir kere erken seçim istemiyorum. Ya şöyle, daha doğrusu, talep etmiyorum. Çağırdım, Bakın, şimdi ben bugün Heh. Türkiye'de eğer 84 milyon kişi varsa erken seçimi en çok isteyecek kişi benim. Neden? Partim istim üstünde belediyeleri almışım. %38'de birinci partiyim. Gelecek pazar olsa biz kazanacağız yani. Çok belli. Ama ben siyasette bir şeye dikkat ederim. Bir seçmeni dinlemek dedin ya bir de onu kandırmayacaksın. Ben bu seçimde ne diye o istedim? Ben şöyle o isteseydim erken seçim sevdim. Gelin oyunuzu verin CHP'yi birinci parti yapın ön seçimin kapısını aralayın diyerek o isteseydim ben şimdi ön seçim diye bas bas bağırırdım. Öyle demedik. Biz ne dedik? Bu bir yerel seçimdir. Yerel seçim geride kaldı. Bu seçim iktidara sarı kart gösterme, emeklinin, atanmayan yönetmenin, staj mağdurunun, 9000 bin gün mağduru bağkurluların, çiftçilerin sesini duyurma seçimidir. Esnafın sesini duyurma seçimidir. Bu seçimde cumhurbaşkanı seçmiyorsunuz dedim. İlinize namuslu, dürüst, çalışkan belediye başkanları seçiyorsunuz dedim. Bu belediye başkanları için oy kullanın dediğim için benim dönüp de şey deme imkanım yok artık. Evet yerel seçimden biz başarıyla çıktık. Şimdi genel seçimi hemen yapmalıyız. Bu bana oy veren AKP'li ve MHP'li seçmene büyük haksızlık olur. Hı hı. Onları kandırmış olurum. Onlara yerel seçim diye oy almış, bunu genel seçime çevirmiş olurum. O yüzden onlar istediğinde erken seçim olacak. Erken seçim bakın anayasada şu yazıyor bu yazıyor. Biz Tayyip Erdoğan adaylığından korkmayız. Biz erken seçimden hayatta korkmayız, dünden hazırız. Çünkü şöyle bir şey olabilir. Cumhurbaşkanının bir kere daha aday olabilmesi için Meclisin karar alması. MHP de bunun hep altını çizdi. Meclisin karar alması lazım. Erken seçim kararı. Bu şekilde gelirlerse siz o zaman evet dersiniz. Ya şöyle bir huyumdur, yanlış ha. anlamayın. Hı. Partinin yetkili organlarını toplamadan hiçbir şey evet hayır demem. Çünkü tamam. liderin erken evetleri şu demek. Kralım ben demek. Ben hı. kral değilim genel başkanım. Padişah değilim ben. Hı. Geldiler hemen bir cevap ver. Partinin yetkili organlarını toplarım. Hı hı. MYK'da tartışırım. Parti meclisini toplarım. İl başkanlarını toplarım milletvekili grubunu toplarım. Onların fikirlerini alırım. Son bir MYK yaparım. Kararı ondan sonra veririm. Çünkü doğrusunu yapmak için. Ama kişisel fikriniz derseniz. Ben ne gün erken seçim derlerse varım derim. Ha şöyle uyanıklıklar yapabilirler. Son üç aya kadar duralım orada yapalım. Hem şöyle olsun hem böyle olsun. Ne gün samimi bir erken seçim talebiyle gelirlerse kişisel fikrim evettir. Ama yani Erdoğan'ın örgütler... bir kere de aday olmasına korkmam ondan. Ha. Niye korkacağız? Ol, ol, yani ha. biz Erdoğan'ın adaylığından korkmak, ona önem atfetmek. Bilmiyorum gazetelerde var. Mı? Bana gazeteciler soruyor. Efendim sizce Erdoğan nasıl ikinci parti oldu? Dedim ki birinciye geçilen ikinci parti olur. Türkiye siyasetinde bir tane unsur varmış gibi bugüne kadar öyle. Erdoğan ikinci oldu. Erdoğan ikinci olmadı ya CHP birinci oldu. Dün partisinin yetkili organlarında toplantıda bunu söylüyor yetkililere. He? Birkaç kişiyle de konuştum. Sonra gazetelerde de çıktı. Bizi diyor CHP'nin arkasına itekleyen seçmenimizin tutumunu anlamamız lazım diyor. He. Bak şimdi böyle şimdi kolay bir şey değil onun açısından da evet. değil mi aslında? Ya, ya tabii tabii Erdoğan... onlar kendi değerlendirmesini yapacak da şöyle Erdoğan ikinci oldu. Birinciye geçilen ikinci olur koşuda. İkinciye geçilirsen üçüncü olursun. O yüzden biz birinci olduk. Biz birinci olurken doğruları yaparak olduk. Öyle elimizde sihirli değnek yok veya varsa sihirli değnek partinin kuruluş ilkeleri, yaklaşımı ve bilime sarıldık biz. Ama meselenin özü şu ne Özgür Özel dünyada hiçbir siyasetçi yüzde yirmi beşlik bir partiyi on ayda yüzde yapamaz. Yapıldıysa bu kolektif bir başarının ürünüdür. Gecikmiş bir başarının ürünüdür. ...insanlara doğru bir tespit, yüzde yirmi beşlik cam tavan. Biz yüzde yirmi beşe mahkum değiliz e. Herkes inanırsa hep beraber başarıyorsunuz. Buna erken inanan benim. Ama buna inanan herkes başarının sahibidir. Yoksa ben kendi kendime deli gibi konuşuyor olurdum orada. Şuna yani. inanıyor musunuz şimdi içinizde? Şimdi bu başarıdan sonra, şimdi başarı tabii bir, bir özgüven de verir tabii, insanlara, tabii. Bir, bir geleceğe dair de güven aşılar. Bir sonraki seçimde kazanabileceğinizi, iktidara gelebileceğinizi, adayınızın kim olursa cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor musunuz? Yüzde yüz. Hmm. Yani şöyle söyleyeyim, hata yapmazsak yüzde yüz. Hatanın bir boyutu yerel yönetimler biraz önce konuştuk. Bir boyutu kibir. Yani, o şey. Yani ben bakın e, arkadaşlar hep şaşırıyorlar yine seçim gecesi çok aşı en sakin bendim e, şeyde. Ben normalde telaşlı birisiyim. Durduğum yerde duramam. Çok hızlı karar vermeye çalıştığım için çok hareketli Zihniniz de hızlı düşünüyor. Ama kriz anlarında herkes telaşa kapılır ya bu pozitif Sakin kriz de misiniz? olabilir. Dünya hızlanınca ben bağıl olarak yavaş kalıyorum. Ha. Dünya hızlanıp beni geçiyor. Mesela 15 Temmuz gecesi millet birbirine çarparken ben dedim ki genel merkeze gitmeliyiz. Dediler niye? Kardeşim genel merkezden harekete geçeceğiz. Bu partiye darbeci diyorlar. Herkes bize bakar. Genel merkezin kararıyla meclise gitmeliyiz. Yoksa hemen meclise gidebilirdik. Genel merkeze topladık milletvekilleri. Konuşuyorlar. Dedim ki o sırada diyor ki genel başkana ulaşamışlar. Genel kurmaydan not var. ...işte şöyle subaylar da darbe yapıyor. Böyle subaylar da darbe yapıyor. Oralarda hep böyle çok sakin. Hatta diyorlar ki normal şartlarda bu kadar çok inisiyatif kullanılmaz bir grup başkan vekili. Dedim ki arkadaşlar ben meclis başkanını arıyorum. Başkan yardımcılarını arıyorum. Ve diyorum ki meclisi toplayın gidelim darbeye direnelim. Mesela o gece... Bizim Aykut Erdoğdu anlatır o başını tutarak duvar kenarından giderken ben bizim Vostos'u park edip e, işte panik olmadan gidelim ki korktuğumuzu sanmasınlar falan demişim ona. Bu gece de çok sakindik. Ben sanki %38 zafer kazanınca sokaklarda hatta dedim ki erken yatın kimseyi rahatsız etmeyin. Buradan sonra 5 yıl kibre kapılmazsak, ne oldum delisi olmazsak, yerelde yanlış yapmazsak, şimdiden bambaşka heveslere kapılıp da birbirimize düşmezsek bu cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilişkin de böyledir. Birbirimize düşmezsek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ben size şunun teminatını veriyorum. Kayıt altında bütün ben kendi hırs ve ihtiraslarım için partinin ve ülkenin geleceğine yönelik hiçbir kararda zorlayıcı, baskılayan ve kendine dönük veya kendi kararlarını dayatan bir şeyde olmayacağım. En doğrusunu yapacağız anketlerle yapacağız. Üyemize sorarak yapacağız. Halka sorarak yapacağız. Aday belirlerken de seçim tarihini belirlerken de kimden ittifak yapacağız kimden yapmayacağız ihtiyaç olacak olmayacak onu görürken de bilimden sapmayacağız. ihtirasa kapılmayacağız. Benim şu sakinlikte olmam lazım. Maç 2-2 berabere. Dakika 90 artı 2. 3 dakika uzatma verilmiş. Takım penaltı kazanmış. Penaltı 2 maçacak. O kararı kim verecek? o kararı bütün ekibine de danışmış ve düşünmüş biri olarak bütün sakinliğiyle teknik direktör verecek. Orada diyeceksiniz ki topun başına bu arkadaşımız gidiyor. O golü atacak biz şampiyon olacağız. Burada şunu söylemek istiyorum. Teknik direktör bir, penaltıyı kendi bırakın ben atacağım demeyecek. İki, kimin atacağını o karar verecek ve hata yapma lüksü yok. Bir de size şeyi söyleyeyim de bir söylediğiniz futbolluyu görünce ben bu futbol evet, evet. benzetmeye meraklıyım. Barcelona'da Iniesta'ydı diyeydi herhalde. Onun bir röportajı. Iniesta. Röportajını, onun röportajını okudum ben. Size dediler Barcelona futbol okuluna gitmiş 6 yaşında. Evet. İlk neyi öğrettiler? O da dedi ki kaybetmeyi. Ha. Çünkü dedi Barcelona çok kazanan bir takım. Kazana kazana kaybetmeyi bilmiyorlar. O da çok büyük riskler içeriyor diye. İlk önce Barcelona Futbol Kulübü'nde takımları orantısız kurarlarmış. Birkaç yıl önce gelenlerle ha, yeniler. Yenilmeyi de öğrenciler. Yenileri bir güzel yenerlermiş. Ağlıyor mu? ...küfürme ediyor? Kavga mı ediyor? Futbola mı küsüyor? Arkadaşına tekme mi atıyor? Ve yenilgiyi ben öyle Bakın, benim en büyük avantajım şu. Yenilmeyi biliyoruz. Biz yenildik ve sakin kalabildik defalarca ve ben yenildiğimde hiç çalka laf etmedim. Somalılara laf edene şey yaptım. Ama şimdi yenilmeyi bilmeyen birine karşı oynayacağız ve artık kazanmayı öğrendik. Bu çok önemli. Peki. Sayın Özgür Özel çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tarihi bir yayın yine. Ben teşekkür ederim. Başarıdan... Her zaman bekleriz demiştim aylar önce. Şimdi böyle bir günde ağırlamış olmak için 5 ay içinde bir iktidara getirdiniz yerelde partinizi. İnşallah Teblig bir dahaki ediyorum. sefer de Cumhurbaşkanlığını kazanmış bir parti. Ama ben yayın için beklemem. Yok, yayın için beklemeyelim ama, ama, tamam. ama şimdi bu şeyi de bozmayalım. Parti e, iktidara gelirse de İki gün sonra yine ilk yayını sizle yapacağım. Çok teşekkür ederim. Bunu da totem gibi tabii olsun. Tabii tabii. Peki. Değerli izleyenler özel bir yayındaydınız. İsmail Küçükkaya'lı Demokrasi Meydanı Halk TV'deydi. Çok teşekkür ediyorum. Görüşene kadar hoşça kalın.